Ne olduğuna değinmeden evvel, şunu hemen belirtmekte fayda var. Mit yazıya döküldüğü an kaskata kesilir. Artık mit olmaktan çıkar. Miti aslında mit yapan, şimdi son derece postmodern gelecek ama hiç öyle değil, medyasıdır. Sözlü oluşudur. Oral literature dediğimiz. Onu siz bir yere yazdığınız an o ne olur biliyor musunuz? İster istemez konservasyona uğrayacağı için mi çünkü çok dinamiktir. Bir süre sonra uyumayacaktır. Uyumayacaktır. böyle bir um, uçuculuğu vardır mitin. Kelimenin tam anlamıyla söz uçucu, yazı kalıcı diyoruz ya biz. Ve kültürümüzün temelinde bu var. Yazı, imza, söz. Bunu MIT'e aplike ederseniz MIT ne olur biliyor musunuz? Amaç sallığını kaybedip ister istemez araç sallaşır, ideolojikleşir. Dolayısıyla sen eğer Heziodos'un Teogonisini hakikaten okuyorsan ve milattan önce 7. yüzyılda dinlemiyorsan o senin için ve ilk okuyanlar için de artık neye doğru gidiyor biliyor musunuz? Bağlamından koparıldığı için alegoriye redükte oluyor. Nedir alegori? Mesela barok döneminde dünyayı nasıl resmediyorlar? Avrupa'da, Almanya'da özellikle dünya Frau welt kelimenin tam anlamıyla miss world değil mi? Ne oluyor? Kas katı kesiliyor. Ve ne oluyor? Hangi tehlikeli tehlikeyle karşı karşıya geliyor? İçinde herhangi bir kutsallık geçtiği için çok korkunç bir şey bir süreç devreye giriyor. Anında kanonikleşiyor. Anında bu böyledir'e dönüşüyor. Anlatabildim mi? Dolayısıyla yazı, miti ne yapıyor biliyor musunuz? Yerel olan son derece iklime, coğrafyaya, yenilen yemeklerin yan etkilerine bağlı mit anında ister istemez kendi doğasına son derece yabancı bir biçimde evrenselleşiyor bu evrenselleşmek bu bağlamda çok tırnak içinde pek olumlu bir şey değil. Evrenselleşme nereye götürüyor biliyor musunuz? Kalıplaşmaya götürüyor. Stereotipleştirmeye götürüyor. Ya da şöyle söyleyeyim. Homeros dönemi milattan önce 7. yüzyıldaki insanlar koca Avrupa'nın manevi ataları olacaklarını bilselerdi Gülerlerdi, samimi söylüyorum. Gülerlerdi, derlerdi ki ne, ne alaka? Anlatabildim mi? Yani bu bizim retrospektiften baktığımız zaman yazıya dökülüp ya da herhangi kalıcı bir medyaya dökülüp a, günümüze kadar a, geldiğinde ona biz ne olmuş oluyoruz biliyor musunuz? Bunu beğenin beğenmeyin. Korkunç şekilde yabancılaşmış oluyoruz. Biz onu bildiğimizi sanıyoruz. Biz... Hmm, aslında kibirli birer etnolog misali. Milattan önce 5. 5. yüzyıl, 6. yüzyıl, 7. yüzyılda yaşamış Yunanlıları bildiğimizi iddia ediyoruz. Bu bir. İkincisi, mit nedir? Mit dediğim gibi son derece dinamik bir şeydir. Mit aslında ne diyeyim ben size biliyor musunuz mit nedir biliyor musunuz ha, hayat bilimlerinde nasıl biyoloji bizim bedenimizle ilgiliyse mesela ve bizi çevreleyen evrenin yapısıyla ilgili ilgiliyse biyoloji mit de bizim maneviyatımızın biyolojisi ve DNA'sıdır. Neden? Çünkü aşık olduğumuz zaman biz kişilik değiştiriyoruz. O aşk aslında aşk kelimesi bu bağlamda çok kanonikleşmiş ve modern bir keşif. O aşk aslında nereye referans veriyor? Çoğalmaya referans veriyor değil mi? O mitolojik olarak aşktan bahsetmek son derece saçma ve absürttür. Dolayısıyla Afrodit, aşk tanrıçası, kelamı bile son derece absürttür. Kesinlikle orada sana aşık oldum. Romeo, ben de sana aşık oldum. Juliet. Onların tanrıçası değildir Afrodit. Afrodit güdüleri devreye sokan yaşamın kaynağı ile ölümün bir aradalığının e, holistik versiyonudur. Yani yaşamın başında Afrodit parantezi açıyor ve yaşamın sonunda ölüm tanrıçası olarak bu bağlamda Afrodit'in doğumunu göz önünde bulundurmak zorundasınız. Babası öldürülüyor, hadım ediliyor Uranos Afrodit doğduğunda. Ve bakın sebebi nerede? Tam da cinsel organında değil mi? Yani cinsel organlar, Eros, hayata sebebiyet verdiği gibi Freud neyi koyuyor Eros'un yanına? Son derece mantıklı bir biçimde. Gayet tabii ki tanatosu koyuyor değil mi? Şimdi ne dedim? Maneviyatımızın biyolojisidir mitler. Bunu siz istediğiniz gibi rasyonalize etmeye çalışın. Sizler yüksekten düştüğünüzde öldüğünüz sürece. Sizler şiddete maruz kaldığınızda korktuğunuz sürece Sizler birisi sizi yalan sigarayı bedeninize değdirmek istediği anda ister istemez içgüdüsel bir hamle yapıp kaçtığınız sürece mitolojiyi içimizde saklı olan mitleri ne yapamazsınız şeytan çıkartma ayini misali kapı dışarı edemezsiniz. Neden? Çünkü mitoloji dediğimiz unsur bizim beynimizin bir çalışma biçimi arkadaşlar. Bir çalışma biçimi. Ne demek istiyorum bununla? Bizim beynimiz evrimin tırnak içinde söylüyorum bunu son modeli. Son modeli. Bizde inanılmaz gelişmiş önloplar var. Mesela biz ıı, acıktığımız zaman önloplar olmasa ıı, bir dükkana gidip açlığımızı anında giderebiliriz. Hırsızlık yapmış oluruz. Ya da ıı, Çoğalma güdümüz yükseldiğinde, libido, gidip tecavüz tecavüzde bulunabiliriz değil mi? Bunlar nereden idare ediliyor? Amigdaladan değil mi? Beynimizin tam yumruk büyüklüğümüzde, beynimizin tam merkezinde. Bakınız bu amigdalayı biz reptillerle paylaşıyoruz. Yani bu ortak miras, kültürel miras değil. Ortak biyolojik miras değil mi? Şey ise de önloplar ise de o a, limbik sistemimizin etrafına atılmış <laughs> Arthur Schopenhauer'ın aslında cehalet peçesi diye adlandırdığı mayaların peçesi. Nedir bu mayaların peçesi? Ve bula bula Arthur Schopenhauer bundan bahsediyor. Bu çok ilginç. Mitler bağlamında da her insan hayatının bir e, anlamı olduğunu bir e, hedefi olduğunu bir amacı olduğunu e, düşünüyor ve ne oluyor ama zaman zaman bunun son derece absürt bir Sisyfus var bir absürt e, uğraş olduğunu e, anladığında o cehalet peçesi şeyin dediği işte şopenhauer'ın dediği e, mayaların peçesi yırtılıyor ve evrenin ve varoluşun anlamsızlığını e, kavruyoruz değil mi? Demek ki mitler ne? Mitler bizim hardware'imizin en 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 olmazsa olmaz parçasına doğa tarafından yazılmış kazınmış bir hayatta kalma a, y, programıdır, yazılımıdır. Korku. Ölümcek korkusu, ölüm korkusu, ee, bilinmeyen bir şeyle karşılaşıldığı zaman ona karşı mesafeli olma. Çünkü bilinmeyen bir şeyle karşılaştığımız zaman nasıl tepki vermemiz gerektiğini bilmiyoruz ya... ...doğal olarak bilinmeyen şeyler en kültürlü günümüz insanında bile ilk etapta ne uyandırır korku uyandırır. Korku uyandırmasa bile ne uyandırır? Şüphe uyandırır değil mi? Mesela atıyorum filmlerde seyrediyorsunuz hepiniz ya da dizilerde. Ee, herhangi bir yere uzaydan bir nesne düşüyor. İlk önce ne oluyor? Orası şeye altına karantina altına alınıyor değil mi? Niye? Ne olduğu bilinmiyor. Bu en küçük en ilkel canlıdan ta biz insanlara kadar var olan bir hmm, dinamik Mit ise bu irasyonel dinamiği, son derece içgüdüsel olarak, hiçbir surette us olmaksızın e, şekillenen ve dillenen e, bir, bir 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 davranış biçimi olduğu için, Mit ne biliyor musunuz? Bu bilinmeyeni, anlaşılmayanı öyle böyle. Zamanın bilgi birikiminin kelime haznesinin kullanılmasıyla anlatıma dökülmesidir. Anlatıma dökülmesidir. Yani biz neyi anlatmaya çalışıyoruz? Mitlerle birbirimize. Mitin tanımını yapacağım şimdi. İnsan insan olduğu sürece haşa ve asla değişmeyecek temel. ...bilgilerden bahsediyoruz. Bu bilgiler... ...nasıl e, ifade ediliyor? Gayet tabii ki... E, ...son derece... ...ilksel... ...biçimde ifade ediliyor. Neden? Neden ilksel... ...olmak bir e, zorunda... E, ...bir mit? Çünkü mit... ...lokal ve zamana bağlı... ...olduğu için... ...en genel anlamda... sözü döküldüğünde bir ortak paydaya tekabül etmek zorunda anlatabildim mi? Bu neye benziyor? Ne demek istiyorum bununla? Eski da kar için 60-70 kelime var değil mi? Niye? Çünkü onlar için çok önemli. Hangi kar? Gidip ava gitmediğin zaman, gitmek zorunda kaldığın zaman hangi kar tehlikeli, hangisi emniyetli, hangisi en uygun vesaire vesaire. Ona göre ...yaşam programlarını oluşturuyor insanlar değil mi? Ona baktığınızda... ...şeyde ne var? Sahara çölünde... E, ...tuaregler ne yapıyor mesela? Onlar, onlar içinde... E, çeşitli, ...kum çeşitleri için... ...çöldeki, stepteki kum çeşitleri için... ...tehlikeli kum var... ...batarsın içine, bataklık gibi çıkamazsın... ...şöyle kum var, böyle kum var... ...işte o kumun oradan gitme... ...şimdi bakın ne demek istiyorum... ...mit yerel dediğim zaman... Mit neden yerel olmak zorunda biliyor musunuz? Mit çünkü son derece yere, coğrafi şartlara ve hayat şartlara bağlı. Siz miti evrenselleştirmeye çalışırsanız o mit ideolojiye dönüşür. İdeolojiye dönüşür. Bunu bir örnekle ee, kanıtlamak saçma e, açıklamak istiyorum size. Mesela 24 Aralık Noel. Niye 24 Aralık çünkü dünyaya umut, ne, ne, e, geliyor, Mesih geliyor, hangi günden sonra 21 Aralıktan sonra 21 Aralık en uzun gece. Nerede en uzun gece sevgili arkadaşlar. E, Kuzey yarım kürede değil mi? Ama Avustralya'da Noeli, Ay, ...Güney kürenin en uzun gününden 3 3 gün sonra kullanıyorlar, şey, kutluyorlar. Görüyorsunuz ne oluyor? Mit yazıya döküldüğü zaman, kanonikleştiği zaman... ...biyolojiden, in, insan anlamında... E, ...humanities, kelimenin tam anlamıyla humanities anlamında... ...insanın kendisini çevreleyen evrene dahil olma durumun, durumuna yabancılaştırılıyor... Ve ne oluyor? Bir nevi ideolojiye dönüşüyor. Manevi bir evrenselliğe bürünüyor değil mi? Mit ile kitap dinlerinin arasındaki en büyük çatışkı da bu. Mesela bizim dinimizde nerede görüyoruz bunu? Kuzey yarım kürede yukarı doğru gittikçe o yazın oruç tutma süresi gitgide ne oluyor? Uzuyor değil mi? Mesela Oslo'da oruç tutmakla... Atıyorum, Kahire'de oruç tutmak aynı değil. Neden? Çünkü güneye indikçe, ekvatora doğru indikçe günler, yazın daha kısa sürüyor. Ama Oslo'da sabah saat dört buçukta doğuyor güneş ya da üç buçukta, gece saat onda ancak hava kararıyor. Anlatabildim mi şimdi yani? Mit buna der ki... Mit bunu kabul etmez. Mit çünkü ne dedim? Biyolojiyle ilgili. Mit buna der ki: A -a. ...Osla'daki Oslo'daki insanlar niye daha fazla açlık çeksin?" Mit bunu demez çünkü Mit Oslo'ya yönelik bir şey ne yapar? söyleyin adını. Bir anlatı onlara uygun bir anlatı anında inşa eder bu çok önemli demek mi, mitte ne saklı aslında mitler bizim biyolojik şartlarımızı ve biyolojik kırılganlıklarımızı ve psikolojik kırılganlıklarımızı son derece çarpıcı bir biçimde dile getiren unsurlar o yüzden biz biyolojik açıdan kırılgan olduğumuz sürece ölümlü olduğumuz sürece bir USB stick'e komprime edilmiş bir biçimde download edilemediğimiz sürece biz ne yapacağız? Biz mitik varlıklar olacağız. Niye? En gelişmiş insanda bile Aziz Sancar'da bile gece yattığı zaman mitik karanlığa dalıyor. Neden dalıyor? O kadar Nobel sahibi bilim insanı. Hayır. ...bir yere kadar... ...çünkü Aziz Sancar da... ...neye programlanmış... ...o da hepimiz gibi... ...yaşlanacak... ...biyolojisi değişecek... ...ve kaçınılmaz... ...sona doğru... ...hepimiz gibi... ...mit bu bağlamda... ...mitler bu bağlamda... ...dünya... E ...görüşü açısından... ...politik açıdan sosyalisttir, eşitleyicidir, eşitleyicidir. İdeoloji sosyalist değildir. Orada hep bir seçilmişler, daha iyi durumda olanlar, daha güzel yerleri kapmış olanlar vardır. Ama bu hangi mit? Yazıya dökülmemiş mit. Yani Ömer senin dediğin heziyotta bile bu artık yok. Neden? Çünkü yazmıştır. Yazmıştır ne olmuştur? Mit kaskatı olmuştur. Ne demek istiyorum bununla? Eskimoğlu Heziyot yazmış e, teogonyasını gelmiş onu Kahire'de okuyor. Kahire'dekiler diyor ki bu ne anlatıyor ya bu ne, ne garip bir şey anlatabildim mi? Şimdi siz bunu binlerce yıla aplike edin ve e, bütün dünya bağlamında bir e, evrensellik evrenselliğe oturtmaya çalışın görüyorsunuz. Hümanist bütün diskurlar, uzun lafın kısası, nedir hümanist diskurlar? Ay, mitler ne saçma. Mantık çok iyi. Çünkü iki kere iki, Norveç'te de dört, Kahire'de de dört, Bali Adası'nda da dört, Ekvador'da da dört. Değil mi? Mitler saçma. Bu böyle çok büyük bir başarıymış gibi gösteriliyor. Asıl mitten logosa geçiş insanlık ailesinin hiçbir surette ince ayrıntıları, ince farkları gözetmek sizin standartize etmekten başka hiçbir şey değil. O yüzden idealler yeryüzünde olamaz. Olamaz. Oslo mu ideal yer, ideal yer? O yüzden yer idealler nereye projekte edilir? Gökyüzüne değil mi? Cennete. Ya da Hristiyanlık için konuşayım. O ebedi Kudüs'e. Ya da aydınlanma için konuşayım. Bütün ütopyaların, ütopik unsurların vuku bulduğu, devreye sokulduğu ütopyalara... Eğer bir şey standartize ederseniz dünya yetmez. Dünya yetmez. Dünya yetmez. Dünya çok badal bir yer kalır. Dünya ay, sınav yerine bir olmaya bürünür. Dünya. Neden? Çünkü standartize ederseniz ve bütün insanları or ortak paydaya evrensel bir biçimde oturtmaya çalışırsanız bu neye sebebiyet verir? Dünya yetmez dünya bir ortak payda olarak işe yaramaz. Anlatabildim mi? Burada ne geliyor aslında ne çıkıyor ortaya şeyle beraber söyleyin ismini logosla dünyanın çok korkunç bir biçimde standartize edilmesi kategorize edilmesi kültür merkezlerin güç merkezlerinin çıkarlarına en uygun biçimde Tasarlanan, dillenen, e, kültüre, e, bilim, sanat, din diye aktarılan e, sırtlan pay, payları e, kanonikleşir. Anlatabildim mi? Kanonikleşir. Yani bütün dinler neyden e, emin? İşte kutsal kent dünyanın merkezi. Orası dünyanın merkezi. Hayır, Hristiyanlar diyor ki Roma. Hayır, Müslümanlar diyor ki Mekke. Hayır Museviler diyor ki Kudüs bakın farkında mısınız hiç var mı atıyorum bir tanesi de bir Allah'ın kulu da desin ee, uyduruyorum Kazakistan'da arkayık bir astana. Hayır çünkü onlar yazıya dökmüşler o zamanda ne demek istediğimi anlatabildim mi logos işte ee, bu böyle şey. hiyerarşiler başlıyor sadece kadın aşağılanmıyor. Sadece kadın aşağılanmıyor. sadece kadın ikincil olmuyor. Bütün e, humanist diskur dünyayı kendi hayaline uygun biçimde dizayn eden kahrama, erkek kahramanlara göre e, yeniden inşa ediliyor değil mi? Yeniden inşa ediliyor. Biz buna ne diyoruz? Ay işte aydınlanma, Ay işte mitler ne saçma, logos var, Platon'un idealleri var. O idealler hep böyle statik ol, şey, dinamik olmayan hayat ve e, ölüm düsturu olmayan sürekli bir şeyin ötekileştirildiği e, sonsuz hayat, ebedi hayat, ölüm e, ötekileştiriliyor. Şimdi ölüme ötekileştirmenin nesi kötü diye diyeceksiniz. Dünya öyle bir sembolik sisteme doğru kanonikleşiyor ki ölümle konota, konote edilen bütün unsurların kökünün kazınması gerekiyor. Kent, hayat, kültür, kent surlarının dışı, burası çok önemli, kent surlarının dışı, dağ başı. Ne yapmamız lazım? Dağ başını da, e, ee, rasyonize etmemiz lazım. Balta girmemiş ormanları da Joseph Conrad. The Art of Darkness değil mi? Ee, balta girmemiş ormanları da gidilebilir hale getirmemiz lazım. En önemlisi e, bizim bizim bu bizi bu düşüncede tehdit eden bütün unsurları kökünü kazmamız lazım, bertaraf etmemiz lazım. Görüyorsunuz ne oluyor? Ee, masum mit hayat ve ölüm arasında dengeyi kurmaya çalışan mit korkunç bir biçimde faşizanlığa meilli birer ideolojiye dönüşüyor ve tabii ki cinsiyet de değiştiriyor değil mi? Cinsiyet değiştiriyor. Ne oluyor? Aslında cinsiyet değiştirmiyor. Arkaik çağlardaki kadın erkek karşı dikotomisinin olmadığı dönemlerden mitten logosa geçmeyle beraber a, cinsiyet dikotomisi ...aşırılaşıyor. Ne oluyor dolayısıyla? Şey oluyor değil mi? A, erkek e, superior oluyor, kadın inferior oluyor. Kadın hatta erkeğin bu bağlamda pazarladığı değiş tokuş aracı haline geldiği bir meta haline redükte ediyor kim? Eskinin Magna Mater'i değil mi? Magna Mater'i. Dolayısıyla 19. yüzyıla kadar bu antroposantrik veya humanosantrik dediğimiz o ideoloji geliyor. En sonunda 19. yüzyılda felsefede aslında Schopenhauer sonrasında Nietzsche, Nietzsche şunu fark ediyor, Nietzsche'nin felsefesinin bu denli... ...ele avuca sığmamasının sebeplerinin başında da bu gelir. Nietzsche'nin felsefesi aslında 2500 sene boyunca felsefe tarihinin... ...insanları kandırdığının, ayırdına varmasının yazısı. Yani humanosantrik dünya tasarımına karşı çıkıyor Nietzsche. Yani insan her şeyin ölçütüdür, evrenin merkezindedir. Neyi keşfediyor Nietzsche? Dionizos'u keşfediyor, Chopin keşfediyor bedeni keşfediyor. Sigmund Freud niye keşfediyor? İdi keşfediyor değil mi? Bunlar hep ne? Beden, Dionysos, it kesinlikle bizim çoktan yani unutturulmaya çalışılan çalışan kültür tarafından unutturulmaya çalışılan Türk kaka unsurlar değil mi? Ve bunların ortak paydası ne? Hepsi kendi açılarından nereye götürüyor? Biyolojimizin bilişsel dışa vurumu, en ilksel dışa vurumu olan mitlere götürüyor bizi. Dolayısıyla Schopenhauer Nietzsche Freud'dan itibaren 20. yüzyıl boyunca 1945'ten sonra özellikle, niye özellikle 1945'ten sonra artık ideolojinin ne kadar vampirleştiği görülüyor. Yani 5000 yıllık kültür tarihi sonuç ne? Hiroşima, Nagasaki ve Auschwitz değil mi? Korkunç bir aynaya bakma, bu korkunç bir yüzleşme. Dolayısıyla yavaş yavaş ne devreye giriyor? İşte bu anti-humanist diskurlar, işte Foucault, işte feminizm ne yapıyorlar? Bütün bastırılmış Humanosantrik kültür tarafından, aydınlanmacı, araçsal aklı savunan, oportunist, pragmatist kültür tarafından bastırılan bütün unsurların birer sesi karşımıza, daha doğrusu kültürün karşısına dikiliyor. Biz buna ne diyoruz? Biz buna anti-humanizm, anti-humanist diyoruz değil mi? Kültür tarihsel olarak da neye sebebiyet veriyor bu? postmodernizm dediğimiz unsurlara sebebiyet veriyor. Bakınız postmodernizm bir antihümanist diskurlar demeti olarak toplamı olarak mitlerin postmodernizmde bu denli dehşetengiz engiz bir revival bir, bir 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 rönesans yaşamalarının sebebi aynen işte 2500 sene boyunca felsefe ve bilim sayesinde evrenselleştirilen dünya, yekpare bir hale getirilen dünyayı yine eski haline kavuşturma e, çabası olarak görebiliriz. O yüzden hep böyle kelimeler duyarsınız sevgili gençler. E, atomizasyon, e, sıvılaşma, e, ironi, e, mesela LGBTİ işte erkek kadın yok. Kaç tane şey türü var? Cinsiyet türü var. Ne yapıyor yine postmodernizm bu? anti söylemlerin bir toplama olarak bastırılmışı manevi olarak ve kültür tarihsel olarak bastırılmışı ...yeniden inşa ediyor. Çocuklar... ...o yüzdendir ki... ...işte iki kişi... ...bir dili konuşuyorsa... ...onlar tırnak içinde söylüyorum... ...abartarak anlaşıl, anlaşılsın diye... ...onların ikisi bir devlet kurabilir. Anlatabildim mi? Neye dönüyor dünya? Bu işte... Paris dünyanın kültür başkenti, New York Birleşmiş Milletler, Cenevre, UNESCO vesaire vesaire. Ne yapmaya çalışıyor yine bu diskurlar? Dünyayı eski sağlıklı karmaşıklığına, yerelliğine, değil mi? E, otantikliğine ve eski büyüsüne kavuşturmaya çalışıyor. Ama tabii ki, tabii ki kaş yapayım derken çok güzel bir biçimde gözler çıkarılıyor. Yani postmodernizmin en büyük tırnak içinde hatası, kültür tarihi dönümün hatası olmaz. Yan etkisi diyelim bu. Niye? Çünkü siz eğer... Epikri, bir hedonist bir biçimde yaşamak istiyorsanız siz günümüzde bunu son derece bağımlı olduğunuz bilimin, felsefenin, teknolojinin ortaya çıkardığı bilgiyle, araçlarla, gereçlerle yapıyorsunuz değil mi? Cep telefonları, onları bunları. Demek ki şu, sizler, bizler haşa ve asla milattan önce 9000'deki İskandinavya'da yaşayan insanların mitik dünyasına ne yapamayız? Kavuşamayız. Ne olabilir bu mite duyulan özlem? Sıkı tutunun postmodernizmin en büyük hastalığı. Nostaljik bir özlemden başka hiçbir şeye Tekabül etmez böyle içimizi kemirir yani 20 yaşında insanlardan şunu duyuyorum ve bana 53 yaşında bir insan olarak çok absürt geliyor nerede o eski bayramlar dedim ki bir gün sen 20 senedir nasıl bayramlar yaşadın ki özlüyorsun bakınız bunlar ne biliyor musunuz dünyada kendini evinde hissetmeme duygusu nostaljik nostaljiye sebebiyet verir çünkü nostaljinin temelinde ne vardır biliyor musunuz sevgili arkadaşlarım şu vardır edebiyat tarihinden biliriz biz regresif ütopyalar vardır nedir bunlar işte altın çağ arkadya işte dinlerde adem ile havva cennetten kovulmadan evvel neresi cennet değil mi kurtla kuzu yan yana yatıyor yani ne yok? O hiyerarşi basamağında evrenselliğin bize dikte ettiği hiyerarşi basamağında Maslow piramidi. Maslow piramidi çok önemli ya o Maslow piramidi. En üstünde yalancı yalancı bir de kendini gerçekleştirmek diyor. Yalan. Standartize olmak. Standartize olmak evrensel olmak. Söyleyeyim ben size o Maslow piramidinin en tepesine tekabül ediyor. O işte Maslow'un en tepesi. Söyleyeyim size 50'li yıllarda o işte günümüzdeki globalleşmeyi daha o zaman hazırlıyor. Herkes Amerikan dizilerini seyredecek, herkesin bir cep telefonu olacak. Yani bu işte nedir? İdeolojiye dönüşmüş mittir. Hangi mittir? Roland Bart'ın bahsettiği mittir. Günlük hayatımızda mitlerin nasıl bizi istismar ettiğine dair. Değil mi? Mit budur. Ama asıl mit benim bizim bahsettiğimiz burada nedir? Yitirdiğimiz şeydir. Altın çağdır. Niye? Çünkü hiyerarşi yok. Bütün dünyada sıkı tutunun. Milattan önce 12 binde bütün dünyada kaç kişi yaşıyor biliyor musunuz? 2-3 milyon insan. Bütün dünyada. Hı. Cennet neresiymiş? Cennet burasıymış değil mi? Düşünün. Akdeniz etrafında önce 9000'de kaç kişi yaşıyor biliyor musunuz? Akdeniz kıyılarında, bütün Akdeniz kıyılarında. İtalya'sı, Türkiye'si, Yunanistan'ı, Kuzey Afrika'sı. 40-50 bin kişi. Ya, ya. İnsanlar ne yapmıyor? Birbirini görmüyor değil mi? Ve insanlar en önemlisi ne? Sıkı tutunun. Mobil, avcı ve toplayıcı ne değil? Yerleşik, düzende değil, statik değil. Neye ihtiyacı yok? Mal, mülke, kendi varoluşunu rasyonalize etsin diye abuk sabuk mal toplama hastalığı yok. En ihtiyacı olan şeylerle bir, tüketiyor bir yere yerleşiyor geçici bir dönem. Orası bittikten sonra, verimliliği gittikten sonra başka bir yere gidiyor. Yeni bir sayfa açılıyor. Biz yerleşik düzene geçişle birlikte kendimizi neye mahkum ettik? En iyi yerler kime ait olacak savaşına mahkum ettik. Yerleşik düzenden sonra da ne başladı? Tabii ki yerarşik düşünme başladı. Çünkü savaş başladı sevgili gençler. Savaş başladı. Demek ki mitler neymiş? bizi hiçbir surette kültürlenmesek bile, bir dil öğrenmesek bile, burası çok önemli. Dil öğrenmesek bile, bir 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 kurt çocuk gibi ormanda büyüsek bile bizi hayatta hayatta kalmamıza yardımcı olacak bilişsel sistemimizin bir dışa vurumudur. Kültür ne kadar e, incelirse, ne kadar zenginleşirse, ne kadar motifler artarsa, ne kadar e, semboller e, artık bir semiosfere bizi çevreleyen atmosfer misali bir semiosfere dönüşürse, kültürün bu arkaik mitleri, bastırma stratejileri, diskurları, o denli ince kıyılmış ve rafine ve sofistike hale geliyor. İşte Sigmund Freud kültürün huzursuzluğu dediğinde aynen bunu kastediyor. Biz akültüre medeni bir insan olasıya kadar neyimizi kaybediyoruz biliyor musunuz? Normalliğimizi ve doğallığımızı kaybediyoruz. Biz neye uymak zorundayız? Topluma yeni ve suni doğamız topluma ne yapmalıyız? Uyum sağlamalıyız değil mi? O gün bugündür insanoğlu dehşet bir biçimde iki kutup arasında gidip geliyor. Yani nedir? işte back to nature. Rus'u alıntılayalım. Ya da söyleyin ismini. a işte kültür. Bu kültür en iyi şey. Medeni olmak, evrensel olmak, kozmopolit olmak. Bunlar hep klasisist unsurlar. Yani mesela Michel Foucault'un klasisizmi eleştirmesi. Bu klasisizm eleştiriliyor. İşte tımarhanenin icadı, işte hapishanenin icadı, işte devletin insanları kategorize ede edebilmek için, kategorize edebilmek için aa, tırnak içinde söylüyorum uydurduğu, yarattı başlıklar anlatabildim mi ne yapıyor insanlara gitgide daha az yaşama alanı kalıyor değil mi İşte o evrensellik o söyleyin ismini o globalleşme insanları ne yapıyor aslında tek tipleştiriyor değil mi tek tipleştiriyor insanlar neyi kaybediyor kendi otohton özelliklerini kaybediyor. Bunu aynen biyolojideki analojiyi de analojiyi kullanabiliriz. Mesela neresi çok sağlıklı bir ekolojik sistem, bir biyotop, tür çeşitliliğinin çok fazla olduğu yer. Hani bir şey oldu mu, bir zararlı geldi mi, bir salgın oldu mu, bir şey oldu mu? Birazcık ölüm oluyor. Çeşitlilik, ee, ...inanılmaz ee, biodiversity, çok önemli, ee, diversity kelimesi, çok önemli. Kültür ne yapıyor biliyor musunuz? Bu a, globalleşmeyle, evrensellikle kültürü son derece monokültür, devasa bir a, buğday tarlasına çeviriyor. Unutabildim mi? ...globalleşme denilen bu... ...büyük bir sahtekarlık... ...globalleşme değil ...hanemiş globalleşme... ...ben hiç Avrupa'da Hindistan'a ait bir şey görmedim... ...Hint lokantalarından başka... ...ama gidin Kalkuta'ya... ...Kalkuta'nın e, lük semtleri... ...ya da... E, ...herhangi bir başkentin lük semtleri... ...aynen Batı başkentleri gibi... ...ne yapılmıştır... ...dizayn edilmiştir... ...neden... E ...çünkü medeniyet bunu emrediyor değil mi... ...bunu emrediyor. Neyi zikrediyorum... ...bu bağlamda yine? Maslow... ...piramidini e, zikrediyorum. Şimdi o gün bugündür... ...insanlık inanılmaz... ...derecede bir ikilem... ...içerisinde. Aslına bakarsanız... ...bu sürekli çağlar boyunca... ...doğaya mı dönelim? Doğayı... ...red mi edelim? Gidiş gelişleri... ...işte genelde en en en... ...genel anlamda... E, ...şey e, isimleriyle... E, ...adlandırabiliriz. Klasisist... E, ...dönemler ve dağıtıcı, sıvılaştırıcı romantik dönemler değil, mi? romantik dönemler. İşte her kısa dönem kendi içinde buna bölünüyor. En makro düzlemdeki işte humanist diskur ile bu anti-humanist diskur 1945'ten sonra postmodernizm dediğimiz değil mi? Bu hiç değişen bir şey değil. Bir bir, bir dinamik değil. Çünkü insan sıkıştırılmaktan sıkı, bunalıyor. Sonra ne oluyor? Mesela 60'lı yıllardaki gibi böyle bir patlama işte flower power işte anti bebek hapı işte cinsel devrimler vesaire vesaire. Sonra yine ne oluyor? Sonra yine bir tutuculuk geliyor değil mi? Vesaire vesaire. Bunu en çarpıcı bir biçimde insanoğlunun bu bilmesinden ötürü, bilgi açısından gelişmesinin en çarpıcı bir biçimde dile getiren, kültür tarihinin en çarpıcı medyaların başında gayet tabii ki Yunan tragediyasıdır. Yunan insan tragediyası, insanoğlunun trajedisini ya öyle ya böyle her halükarda mutsuz olacağı bilgeliğini bilgeliğini çok çarpıcı bir biçimde dile getirir değil mi? Tragedyada ne vardır? Tragedyada son derece hümanist diskura, antroposantrik diskura uygun olarak bir kral vardır, bir tiran vardır, bir prens vardır, o vardır, bu vardır. Ve o inanılmaz derecede hibrise kapılır. Hibris, kendini bilmeme, ...haddini bilmeme... ...tanrılar nezdinde... ...ölümlü bir insan olduğunu bilmeme... ...yani aslında tabiri caizse... ...yıldızlara uzanır değil mi... ...yıldızlara uzanır... ...böyle bir şey var... Ee, ...tragedya kahramanının... ...ve tragedya kahramanı çok ilginç bir biçimde... ...anti-hümanist... ...bir diskur tarafından... ...söylem ve onun bir motifi tarafından... ...yerle bir edilir... ...yani yüksek mevkiden düşer düşer sıradanlığa hatta dünyayı terk etmek zorunda kalabilir bazen ölür değil mi? Bak da çok ilginçtir. Bu Yunan tragediyasındaki bu kahramanı e, ataerkil kahramanı yerinden eden ve trajik sonuna sebebiyet veren anti-humanist diskur çok ilginç bir biçimde hep kadın tarafından canlandırılır ve e, bu e, karşıt diskur demeti hep kadın kahramanlar, karşıt kahramanlar tarafından e, kurgulanır. Medea, Clytemnestra, e, Io, e, aklıma gelmiyor şimdi hepsinin ismi. Önemli değil zaten. Ne yaparlar? Eril humaniz, humanizmi, kültür ...insana... E, ...sonsuz mutluluk getirecek iddiası. Bir kadın tarafından... ...hayır... ...insan ölümlü olduğu sürece... ...asla ebedi mutluluk... ...yıldızlara uzanmak... ...ne olmaz? Hadsizlik olur değil mi? Hübris olur. Ve dünya tragedyadan bu... ...bu yana... ...Milattan önce 5. yüzyıldan bu günümüze kadar... Nasıl bir ıı, tasnife doğru ilerler biliyor musunuz? Kent, kültür merkezi, klasik tragedi için Atina ve kent surlarının dışındaki vahşi, rasyonize edilmemiş barbarik dünya. Anlatabildim mi? O barbarik dünyanın dışındaki bütün insanlar kent merkezinden uzaklaştıkça ilk etapta köylüler olur. Sonra dil değişince kelimenin tam anlamıyla barbarlar olur. Sonra daha da dışarı gittikçe etnolojikten bahsediyorum şimdi. Daha da eksosfere doğru gittikçe e, demonlar olur. Cinler olur, insan olmayan olur. Daha da daha da gittiğinizde nereye gelirsiniz biliyor musunuz? Dünyanın kenarına. Dolayısıyla kent nerededir sevgili arkadaşlar? Kent hep Dünyanın merkezindedir. Bunu yine kitap dinlerinden çok güzel görüyoruz değil mi? Mekke Müslüman dünyanın merkezidir. Roma Katolik Hristiyanlığının merkezidir. Mesela önemli günlerde Paskalya'da Noel'de Miraç'ta İsa'nın Miraç'ında Papa ve Roma Piskoposu olan Papa bir tek Roma Piskoposu zaten öyle bir şey yok kadro yok. Roma psikoposu denilen kişi kimdir? Papadır. Yani papa başka, Roma psikoposu başka bu mümkün değil. Gider Urbi et Orbi kutsamasını yapar. Çok ilginç. Urbi, kent, urban ve Orbi, dünya. Kent ve dünyayı kutsar. Nereden? Dünyanın merkezinden. Burada neyi görüyoruz? akültür olmuş insanın antropolojisinde ve yerleşik düzene geçmiş insanın antropolojisinde ne gelişmiş? Doğal bir egosantrizm değil mi? Doğal bir egosantrizm. Herkes nerede? Dünyanın merkezinde. Öteki nerede? Dünyanın bir ucunda. Mesela bu bağlamda Günümüze gelirsek postkolonyalizm ne yapıyor? Periferdekini vırt merkezdeki e, center'deki kültürün ortasına yerleştiriyor değil mi? Yani görüyorsunuz bütün bu tartışmaların temelinde aslında ne var? Son derece antropolojik insani a, unsurlar var değil mi? Ne yapıyor dolayısıyla? O periferdekini alıp mesela atıyorum periferdeki bir demon'ı alıp merkeze yerleştirdiği zaman hepinizin bildiği, hepinizin sevdiği ne çıkıyor ortaya? American Gods mesela ortaya çıkıyor değil mi? Amerikan tanrıları ortaya çıkıyor. O inanılmaz bir laboratuvardır. Kitapları okumadım. Neil Gaiman'ın o uh, American Gods'ını okumadım. Ama dizinin İki buçuk sezonunu seyrettim. Üçüncü sezonunu daha bitirmedim. Özellikle üçüncü sezonda şey çok güzel. Wednesday Demeter'le buluşmak istiyor. Demeter de onu reddediyor. Sonra Afrodit siyahi bir kadın regresyonu inanılmaz çarpıcı bir biçimde canlandırıyor ona tapınan erkekler anında biliyorsunuz ters doğumu yaşıyorlar yok oluşu yaşıyorlar kelimenin tam anlamıyla. Bakınız postmodernizm humanosantrik diskurları yıktıktan sonra neye doğru evriliyor şimdi son derece posthumanist bir evreye geçiyor ne oluyor? İnanılmaz bir uygulamalı hibritleşme. Yani bir Amerikan dizisinde şunu öğreniyoruz. şu ifade ediliyor. Tanrılar artık Amerika'ya geldi, Amerika'ya geldiklerinden bu yana Amerika'yı terk edemiyorlar. Bakınız bu ne? Bu eski dünyanın ve Avrupa'nın hegemonyasının bittiği. Artık humanosantrizmi temsil eden Avrupa'nın döneminin sona erdiğini ve son derece, postmodern diskura sahip Amerika'da yeniden canlandıklarını o, dillendiriyor. Performatif bir biçimde. Çünkü Amerika ne diyorlar kendileri için? Kültürlerin e, e, birbiriyle eridiği ve başkalaştığı erime potası değil mi? Amerika. Bunu aynen American Gods'da çok çarpıcı bir biçimde ne yapabiliyoruz? Tanrıların yani kültür tarihinde birbirleriyle alakası olmayan tanrıları ne yapıyor dizi bir araya getiriyor. Bakın son derece performatif bir şey. Bu aynen temin ne dedim? Erkek var, kadın var, değil mi? Hayır. Şimdi Odin ile Demeter evli, evlenebiliyorlar. Bir Arap şey Cini eşcinsel olabiliyor. Özellikle çok ironik. Ondan sonra ıı, İrlandalı bir ıı, son derece kitonyen bir tanrı yanlışlıkla istemeyerek hep ölüme sebebiyet veriyor. Anlatabildim mi? Nasıl bir şey eski motifler rönesanslarını yaşarken neden yaşıyorlar rönesanslarını? Çünkü postmodernizmin anti-humanist diskuru sayesinde değil mi? Şimdi artık postümenizmde ne oluyor? Bütün bunlar bir araya gelip ilksel posthumanizmdeki Sphinx misali Hümanist diskur bağlamında söylüyorum, ötekileştirici diskur bağlamında söylüyorum, political incorrect olan diskur bağlamında söylüyorum. Hilkat garibesine dönüyor değil mi? Bu post-hümanizm, bu bağlamda çok önemli. Bunun yine bir Amerikan ürünü olan filmi filminden bahsedeceğim ama romanı da çok güzel. Jeff Van Damme'ye Annihilation filmini seyredeniniz varsa aranızda. Bu bakın mitolojiyi American Gods'un mitolojide yaptığını, mitolojide yaptığını. Annihilation filmi aynen biyolojiye aplike ediyor. Burası muhteşem. O ışığın altına giren bu da son derece Lovecraft diyen bir şey. Yani kozmik horror, o pembe ışık. Aynen uh, bir film vardı ya. Uh, The Color, uh, neydi? Uzaydan gelen ışık. Uh, öyle bir film var. Hani o, o, o ışık ne yapıyor biliyor musunuz? Bütün onun, uh, uh, ona maruz kalan bütün canlıların DNA'larını Kağıt, oyun kağıdı karar gibi ne yapıyor? Karıştırıyor. Ve öyle güzel, öyle poetik manzaralar var ki filmde. Şimdi bir geyik görüyoruz. Hakikaten geyiğin boynuzlarında e, çiçekler var. Çiçekler büyüyor, çiçekler açıyor değil mi? Yani neyi görüyoruz burada? Bitki hayvan sınırı aşılmış. Atıyorum Demeter Odin'le evlenmiş. Değil mi? Sonra bir tane arkadaş bahçeye gidiyor birden biri kayboluyor kız peşinden gittikten sonra bir okuyor insan şeklinde çalılıklar var Aa, kız çalılığa dönüşmüş ama insan şeklinde çalılık ne oluyor bütün bu dertler sona ersin diye ölümle hayat nihayet birbirine karışsın diye en büyük a, silahını post bu bağlamda a, ortaya atıyor ve diyor ki... ...bütün şekiller birbirine karışırsa, bütün hiyerarşiler yerli bir edilirse... ...hiçbir şeyin üstünlüğü veya aşağılıklığı olmaz ise, her şey nötrleşirse acaba... Bu kavga, bu kavgaya, bu olumsuzluğa sarf edilen enerji tükenir mi? Ya da en azından olumlu bir şeye sebebiyet verebilir mi? Anlatabildim mi? Hiçbirinde ne yok? Çözüm yok. Çözüm yok. Bunlar hep ne? Bunlar hep birer düşünce birer e, kuramdan bıkmış insanlar birer işte e, aplike edilebilirliği toplumsal yaşama e, aplike edilebilirliği her türlü ötekileştirmeyi iyi insan kötü o insan e, fark etmeksizin gereksiz ve absürt kılınacak bir söylem biçimi bir yaşam biçimi bir herkesin olduğu gibi her şeyin olduğu gibi kabul görebileceği işte burada başlıyor bela. Bakınız ne kadar sınırlıyız. Bir ütopya demek zorundayız yine. Bir ütopya inşa edilebilir mi? Ütopya dediğimiz an bu postmodern, posthümanist mit posthümanist mit anında yine iyi bir dünya diyerek hiyerarşiler yaratmaya başlıyor. Ve ne yapıyor? Ouroboros yılan kendi kuyruğunu kapıp yine müstakbel ve sürekli devinim halinde olan, dinamik halde olan olanakları ve olasılıkları konuşuyor. Postmodernizmin bir şeyi sonuna kadar formüle etmemesinin sebebi bundandır. Çünkü bir şeyi formüle ettiğiniz zaman hele hele, en baştaki söylediğimi hatırlayın, onu formüle edip yazıya döktüğünüz zaman ne yapıyorsunuz? Onu yine kanonik hale getiriyorsunuz. E kanonik hale getirdiğiniz an ne oluyor yine? Psikanaliz, aydınlanmacı felsefe, hukuk bir meta öykü oluyor değil mi bir üst anlatı oluyor o üst anlatıdan neye anında e, sebebiyet veriyor dünyanın ona göre tasnif edilmesine sebebiyet veriyor anlatabildim mi yani bu inanılmaz mekik durumu mekik durumu yani böyle diyoruz ya işte, ay postmodernizm saçma ay modernizm ne saçma ay aydınlanma ay şu Böyle birikime vurduğunuz zaman, dönemlere vurduğunuz zaman, özetlere baktığınız zaman hakikaten çok e, şey olarak, tatsız olarak karşımıza çıkıyor. Ama tabii ki bu ütopyalar vaat edile, vaat edile şunu da gördük. Yani dünyamız e, çok e, post-hümanizm ve antropozent. Antroposen de çok önemli bir motif bu bağlamda. Yani şurada, şuracıkta buçuk milyar yaşındaki dünyada yaşıyoruz. Aman Allah'ım yani dokuz bin senede dünyanın çarkını okuduk. Bu işte yaşam biçim, biçimimizle, bizim kültürümüzle değil mi? Bu da çok post bağlamında tabii ki. Nin kitabında mutlaka okuyun. Türkçesi var. Çok tatsız bir şey. Yani her şeyi kaybettikten sonra mı aklımız başımıza geldi? Keşke Oedipus gibi görmeseydik. Biz de kör olsaydık. Her şey karışık. Masum muyuz? Masum değil miyiz? Ama bunlar da hiyerarşi kavramları. iyilik ve kötülük gibi. Ak ve kara gibi. Anlatabildim mi? kültür bilimlerine ve sosyal bilimlere olan şüphe ve sosyal bilimlerdeki ve kültür bilimlerindeki bu o, postmodern anarşi diyeyim ben size. Bu diskur fazlalığı, bu diskur fazlalığı, söylem fazlalığı ve anlaşılmaz olmasının sebebi de aslında evet hermetik, anlaşılmaz, a, ne olamaz dolayısıyla kanonik olamaz. Ee, en ciddi kuramlar, postmodern kuramlar inanılmaz okkalı bir porsiyon ironiye sahiptir. Tersine. Rosie Ay, yanlış da hatırlıyor olabilirim baş ismini. Ama soyadı Bray Dotti. B R A I D O T T I. Ay Allah'ım bu yanlışsa intihar ederim. Postmodernizm kitabına da çok güzel. Kitabın sonu çok on anlaşılması zor ama ilk 50 60 70 sarsız, hatırlamıyorum şimdi. Ee, enfes bir kitap yani. Zaten bu postmodernist e, kuramcıların başında gelir. Eee yani neyse. Evet. Ha işte postmodern e, bu o, şeylerin o, kuramların sebebi de bu. Ne olmak istemiyorlar? kutsal kitap olmak istemiyorlar. Kutsal yazı olmak istemiyorlar. Neyi kastediyorum bununla? işte kan. Habe mut dich danis eigenen verstandes Yani kendi aklını kullanmaya cesaretin olsun. Vaş sayın seyirciler. Hiç kimse bunu yapmak istemiyor. Çünkü buradan anında yine ne yaratılıyor? Aa bir kalıp, bir mask. Buna göre yaşayacaksınız. Buna göre yaşayacaksınız ki ona göre Maslow'da ne yapacak? Hepimize uygun görülen piramidi bize bir pişecek değil mi? Piramit bakınız ne ironik. Piramit ya piramit. Piramit. Ne yapıyor bizi yine? Bizi üçüncü Ramses yapıyor yine. Değişen hiçbir şey yok. Hiç Kadınlar şey. kendinden menkul bir biçimde hayatı pişirdiklerine inanılıyor. Hala biz bunu nereden biliyoruz? Nereden biliyoruz onların bilmediğini? Hala e, anlatılır. E, Trobriant adalarında genç kadınların, kızların deniz köpüğünden hamile kaldığını sanıyorlar. Sanan. Kavimler var. Dolayısıyla e, ha, dolayısıyla ne var ama biliyor musunuz? Aa, e, e, ana tanrıçaya kültüre geçtikten sonra hemen ataerkil olmuyor. Yine Sümer'de en önemli tanrıça Inana. Anlatabildim mi? Aa, Ak'a öncesi Yunanistan'da Demeter en önemli tanrı. Ne var biliyor musunuz? Kesinlikle vajineye imrenme var çünkü. Erkek rahipler, hirodüller ana tanrıçaya benzemek için kendilerini hadım ediyorlar. Bakınız, sünnette bile ne saklıdır biliyor musunuz? Sünnette bile erkeğin kadına bir parça benzetmesi, benzetilmesi saklıdır. Yani şu hikayeler vardır ya sünnet çok sağlıklı, çok hijyenik. Geçin bunları. Geçin bunları. Nereden kalma bu? Musevilerden kalma. Nereden kalma? Aşera ve Yahve'den kalma iki e, tanrı ve ana tanrıça Yahve'nin annesi ve asıl amaç evreni yaratabilme gücü içinde ne olmak lazım? Anneye benzemek lazım bildim mi? Dolayısıyla benim iddiama göre bu vajina imrenmesi diye, diye, söyleyelim. Kesinlikle hümanist diskurda kadınlar erkeğin penisini kıskanıyor. O penisine kavuştuktan sonra da doğuracakları çocuğa penis muamelesi yapıyor. Zırvası olarak görüyorum. Son derece hiyerarşileri pekiştiren cinsiyetçi, mizojinik, absürt bir inanış. Çünkü insanlığın tarihi, Homo sapiens'in tarihi 300 bin yıl. Bunun e, 90-80 bin yılı dille. Ancak hayvanları domestike ettikten sonra biz bebeklerin leylekler tarafından getirilmediğini öğreniyoruz. Erkekler bunu öğrendiğinde nasıl kalmışlar biliyor musunuz? Felç gibi kalmışlar. Ve bütün bu... Monoteist tanrıların erkek olarak a, inşa edilmelerinin sebebi de bu. Çünkü erkek olarak tasarlanan e, tanrı neyi temsil ediyor? Sıkı tutunun, hiyerarşik ve herkesin uyuması uyumak zorunda olduğu evrensel değerleri temsil ediyor. Kadınlar hep nedir biliyor musunuz? Yereldir. Bakınız e, gazeteciler hep ne diyor? 8 Mart gününde işte STK'lar. Dünyayı kim kurtaracak? Dünyayı kimler kurtaracak? Kadınlar kurtaracak. Neden? Çünkü kadınlar kadınlar süblime etmek zorunda olmadıkları için aşağılık komplekslerini yerel ve bulunduğu ortama faydalı kalma arkaik, orijinal mitik idealine sadık kalabiliyorlar. Erkekler ama ne yapmak zorunda? Dünyayı hep bir standartizasyona götürmek zorunda. Bu standartizasyona götürdükçe erkekler dünyayı dünyanın canını okuyorlar. Bakınız bunu herkes söylüyor. Dünyayı kimler kurtaracak? Anneler kurtaracak. Kadınlar kurtaracak. Sakın yanlış anlaşılmasın. Yani illa çocuk doğurulması gerek, gerekmiyor. Kadın bedeni itibariyle nasıldır? Ozmotiktir. Kendisini çevreleyen evren ile açık ilişkidedir. O yüzden kadın hep kilitlenir, kapatılır. Erkeğin bedeni hep kapalıdır. Erkek hiçbir zaman kendisini çevreleyen ee, evrenle ne yapamaz? Empati kuramaz. O yüzden erkekler ya mazoşistir ya sadisttir ya ikisi de aynı andadır. Hep etrafındaki doğaya şekil vermek zorunda. Sadizm. Ya da e, domina onu kırbaçlamak zorunda. Savaşta ölmek zorunda. Anlatabildim mi? Bu e, Nazi dominası, fantezisi vardır ya özellikle e, porno kültüründe. Bu işte kesinlikle bu faşist erkek imgelemin en 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 önemli motiflerinden bir tanesidir. Hem nazi hem kadın hem domina hem deri takımının içinde kırbaçlı. Hep patolojik olan erkek, hep bir şeyi süblime etmek zorunda olan erkek ama hep ne hikmettir kadın erkeği kıskanıyor. Korkunç ideolojik sıkı tutunun bir mit. Mit. Babalar olmasa oğlanlar anneleriyle evlenecek. Baba 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 baba. Merak etmeyin. Biyoloji bunun önlemini alıyor. Birlikte büyüyen çocuklar birbirlerini e, arzulamıyorlar. Arzulamıyorlar. Anlatabildim mi? O Oedipus'un ensestinde yani sesinde ne saklı? Ne saklı? Hayatın, ölümün, hayatın devamlılığın devamı benim saklı. İokaste bunu temsil ediyor. Ama Yunan tragediyası, ata erkilliğe götüren Yunan tragediyası ve Platon'un ideallerine götürecek olan Yunan tragediyası ne yapıyor İokaste'yi? Ay bilmeden olsa da oğluyla evlenip yatan bir manyağa çeviriyor. Bir psikopatolojik bir şeye çeviriyor. Halbuki İokaste ana tanrıça ve oğlu Oedipus ilk doğurduğu alfa, alfa, a harfini ters çevirir çevir, ne olur? Boğa, boğa, pasifaya ve çiftleşmek istediği beyaz boğa. İlk kendinden menkul eril varlık dünyanın döngüsünün sağlanabilmesi için o ana tanrıça kendi oğluyla beraber olmak zorunda. Ama hiyerarşik erkek sistem bu kozmik olayı kendi aile sistemlerine aplike ve ana namahrem diyorlar yani. Polisi açısından, psikohistorik açıdan bu erkeklerin sürekli daha üstün olma isteklerinin sebebi insanlık tarihi boyunca, homo sapiens sapiens tarihi boyunca, o tarihin %95'i, %99'u boyunca erkekler hep sekonderdi. Ana tanrıca kadındı. Bilindorf hatırlayın. Erkek en fazla yardımcı Paredros. Bütün mitoslardaki öldürülen erkekler. Afrodit Adonis, Kübele Atis, Inanna Dumuzi, Meryem Ana İsa, ee, Isis Oziris... Bakın mitlere bu yansıyor. Katolik kilisesi niye dünyanın bir numaralı en nüf, kalabalık nüfusa sahip dini? Çünkü aslında ana erkeği barındırıyor içinde. Meryem Ana'da, Polonya'da mesela İsa'ya değil Meryem Ana'ya tapınılır. Dimuta Gottes, Tanrı'nın anası başlığıyla, ismiyle, ünvanıyla anılır Meryem Ana. Yani şunu söylüyorum... Ee, 40 bin senesi ona uzaydan arkeologlar gelip Polonya'da kazı yaptıkları da Polonya'yı ya ana erki der. Çünkü kiliselerinde şey var. Meryem ana heykellerinden geçilmiyor anlatabildim mi? Dolayısıyla erkek kültürel olarak insanlık tarihinin yüzde %95'i boyunca ikinci il ve sekonder olduğu için bunu kaptırmamak için bu denli o idealist unsurları Almanlar Luftschloss der, hava şatoları, hava, hava civadan şatolar, sarayları ne yapmak zorunda? İcat etmek zorunda değil mi? İcat etmek zorunda. Kendisini, kendi haklılığını sürekli sürekli ispat edip bu üstünlüğünü yitirmemek için, elinden kaçırmamak için değil mi? Evet. Yani böyle. Ay işte. Erkekler ne kötü, kadınlar neler yapmışlar. Ben bu erkeklerin kadınlara, bu ata erkinin kadınlara yaptığında kadının asıl gücünü görüyorum. Ve erkeklerin korkaklığını görüyorum. Lakam bile istediği kadar anti-humanist diskura sahip olsun. Penise imrenme dua kitabı ile bunun bir uzantısı. Eee... Freud'un ödipus karmaşası bile neyi içeriyor bu? hep baba vardı. Ya ödipus karmaşası neyin dışa vurumu biliyor musunuz? Ulan 290ne 290 bin sene boyunca baba diye bir şey yokmuş. En önemli erkek annenin erkek kardeşiymiş dayı. Ne oldu da bu adam nereden çıktı? şimdi bu kadar gücü var üstümüzde. Bunun stresi. Bunun stresi. Şey, evet. Hiçbir şey gökten zembille düşerek olmuyor. Anlatabildim mi? Bu neyi gösteriyor bize biliyor musun? Bütün bu işte Demeter kızıyor. Kızı kaçırıldı diye. Zeus'un kardeşi tarafına hades Dünyayı kıtlıkla şey yapıyor. Diyor, tamam ben diye artık madem kızımı aldınız. Ben dünya yok olsun. E, i̇nsanlar açlıktan ölürse tanılara kim kurban verecek değil mi? Şimdi e, Otohton Akdenizli kültürler var. Pelasklar bilirsiniz sizler. E, i̇şte e, yerel e, Doğu Akdeniz Havzası'nda özellikle son derece e, anaerkil. Bu atlarla gelen göçebe kavimler, Hint Avrupalılar geldiğinde ne oluyor biliyor musun çocuğum? Ne yapıyorlar biliyor musun? Şu oluyor. Metis'e tapınan insanlar, Metis Kuzey Afrika... Martin Bernal'ı bilirsiniz. Karatena kitabını. E, Metis eski otohton kültürün tanrıçası. Sonra Zeus geliyor işgal ediyor. Bakın Zeus'un bütün sevgili e, veya e, tecavüz hikayeleri aslında birer dini transformasyon hikayesi. E, Hint Avrupalıların nasıl tek tek bütün arkaik zamanlarda yani bronz çağlarında bütün bu kavimleri ele geçirdiğinin mitik dışa vurumu. Mitik dışa vurumu. Ne yapıyor Zeus bunlarla? İşte Metis'i yiyor, yutuyor. Çünkü deniliyor ki öyle bir oğul doğuracak ki senden daha bilge olacak ve kendisinin yaptığını o sana yapacak. Yani seni tahtından edecek. Ne yapıyor Zeus? Bakınız Ana erkil metisi yiyip usu çok faşizan bir biçimde kafasından çıkan kızına atfediyor ve bir tek ana erkiyle girdiği kromokompromis yani e, orta yolda buluşma burada o yüzden e, her ateyle geçtiğinde biliniz ki metis çınlıyor. Bunu Yunan tragedyalarında da görüyoruz. En çarpıcı tragedya bu bağlamda sen biliyorsundur Eskilos'un oresteyasıdır Orada Aleni'yi tartışılır. Klitemnestra Agamemnon'u öldürüyor. Oğulları Orestes de babasının intikamını alıyor. Annesini öldürüyor. Mahkeme kuruluyor. Söyleniyor yani soruluyor. Kim daha önemli? Bu adam annesini öldürmüş. Ay annesi öldürülür mü? Erinyalar eski düzeni temsil eden daha ziyade ana erkil tanrıçalar diyorlar ki anne katli en korkunç günah. Apollon'la Atene ise diyorlar ki olimpik katman olarak Hint Avrupa katmanı olarak. Aa diyorlar babasız bir biçimde annesiz bir biçimde erkek baba olabilir diyor Apollon. Diyor ki bakınız Athena ya. Athena babasının ışıl ışıl kafasından çıkmıştır. Bakınız ışıl ışıl kafasından son derece aydınlanmacı bir şey. Hiçbir zaman rahmin karanlığını kadın irasyonel eros karanlık dolunay gece kitonyen mağaralar Gizli kültler, insan kurbanları. Korkunç bir ötekileştirme kampanyasıdır bu. Hayır baba daha önemli diye aleni karar veriliyor. ve Sen çok güzel söyledin. Roma'ya Roma da bu baba hukuku pater potestas biçiminde geçiyor. Ve hala bütün hukuk fakültelerinde sıkıntının Roma hukuku öğretiliyor yani. Romalı baba o kadar güçlü ki. Her şeyin sahibi. Yani çiftlikte her şeyin sahibi. Köpek, köle, kadın, kendi çocukları, kızları, hizmetçinin çocuğu, ister köpeğini alır ve hizmetçisini alır ve kızını alır, Tiber nehrine atar, öldürebilir, kimse bir şey diyemez. O babasının malı. Yani nasıl? dehşet engiz bir biçimde neyi yaşıyoruz dinde? Mitos'tan Logos'a geçiş diliyor felsefeciler. Ondan evvel zaten mitosa, Mitos'tan Logos'a geçiliyor. Yani ana erkil anne ve çocuk diyadını ikilisini merkeze koyan. Bakınız Ödipal demiyorum. Anne çocuğunu pişiriyor. Anlatabildim mi? Doğuruyor. Anne ve çocuk diyadını alıyor. Transforme ediyor ne? Baba ve oğul. Ve hangi oğul? Yerarşi İlk oğul. ilk göz ağrısı. En büyük oğul. Anlatabildim mi? Ve yukarısı da aşağıdaki şehirlerde gücü geçi ele geçiren elitlerin yansımasını kutsal aile, kral ailesi, kraliyet e, e, kurumu ve yukarıda da bunu işte olimpiklerde görüyoruz, işte Marduklarda görüyoruz. Bütün resmi sitelerin, teritoryal devletlerin tanrıları aslında aşağıyı yansıtır çok çarpıcı bir biçimde. Aşağının sosyolojisini yansıtır e, yukarıya. Evet. Aa, Zeus, Athena'yı doğuruyor. Athena inanılmaz derecede tinsel bir zeka. Tinsel bir zeka. Bakınız Athena'da neyi görebilirsiniz biliyor musunuz? İleride Hegel'in, Gaysa'nın mitik halini görebilirsiniz. Ama Hera'nın doğurduğu o kadar çirkin ki... Annesi bak. Diyat dedim. Anne ile çocuk arasındaki birlikten bahsettim. Annesi beğenmiyor ve Olimpos'tan aşağı atıyor. O tabii ki dediğin gibi manevi bir yolculuk. Olimpik diyardan kadının kendi kendine doğurduğu bir şey işe yaramaz. Kitonyen dünyanın dibine girer. Yani kiklopların diyarına dünyanın içine girer. O nasıl bir e, zekadır? O sanat sanatçıdır, icatçıdır. Yani Atene gibi felsefeci değildir. Bakınız neyi görüyoruz? Yine Hephaistos icatlarıyla neye bağlı kalıyor? Etna volkanının içinde maddeye bağlı kalıyor değil mi? Latince'si materie, materia bütün batı dillerindeki madde e, kelimesinden. ...anne kelimesi geliyor değil mi? Muta, Madra vesaire. Evet, Tiamat, oğlu Marduk tarafından... ...Apollon, Apollon'a tekabül ediyor... ...ya da Zeus'a tekabül ediyor. Savaşıyorlar. Tiamat inanılmaz hilkat garibeleri... ...doğuruyor. Akrep insanlar... ...dev yılanlar... ...böcek insan karışımı bir şey. Bakınız ne yok orada? İşte o Sphinx vari karışık kuruşuk yaratıklar o hiyerarşik sistemin her şeyi ak ve kara e, düzgün ve düzgün olmayan ayrımı merkez ve periferi olmayan ayrımını postmodernizminde e, postmodernizmde de hani filminde de görüyoruz bunu hep neylen e, konote ediliyor kadının yaptıkları çirkin işe yaramaz tehlikeli hatta Julia Kristeva'nın deyimiyle İğrenmek gerekir nedir Aa, son derece manevi açıdan kirlidir çok korkunç o yüzden mesela yeni doğmuş doğurmuş kadın 40 gün 40 gece olsa meselesi var ya hiçbir şey ellememesi gerekir yemek yapmaması gerekir neden o çünkü doğa anayla inanılmaz sıkı sıkı bir ilişki halinde doğurmuş. Hala bakın arkayı korkular, hala bu korkular yüzünden, bu inanışlar yüzünden adet kanaması gören bir kadın bırakınız havraya girmeyi havranın bulunduğu sokağa giremez. Ortodoks Musevilikte anlatabildim mi? Madde kan, menstruasyon kanı. Menstruasyon kanı bütün folklorlerde kara büyünün birin, bir numaralı maddesidir. Bir numaralı maddesidir. O bir ara hiçbir şeye uymayan, okumaya uymayan o Türk filmleri vardı ya, cin filmleri, çarpılmalar, marpılmalar o tarz filmlerdi. Bakınız oradaki büyünün yapılış malzemelerine, maddelerine bakın. Çürümüş bir öküz kafası, bilmem ne. Böyle kadının dişleri, cadının dişleri kırık, son derece abyektum. Birey olabilmek için, batılı anlamda birey olabilmek için iğrenmeyi öğrenmek zorundasınız. Ve ödipal karmaşanızın üstesinden nasıl gelmek zorundasınız? Kişisel olarak ilk etapta kendi annenizden iğrenerek bunu becermek zorundasınız. Abyektum aslında iğrenilmesi gereken nesne. Ve veya anneyle ilişkinin mesafe kazanması. Principium individuationis nasıl olunuyor? Orestes nasıl birey oluyor, kahraman oluyor? Annesini öldürerek. Çünkü kadın böyle... Kanadığı zaman, doğurduğu zaman inanılmaz derecede etnolojik açıdan, etnolojik-tiremitolojik açıdan, kültür dünyasından barbarik bir dünyaya regrede oluyor. Lilitleşiyor. Anlatabildim mi? Ee, şeytanın kandırmasına kadar götürüyor bu, bu hikaye onu. Çünkü Yahve ne diyor cennette? Yasak yasağa karşı çıktığı için abla. sen acılar içinde doğuracaksın ve ama hep azgınca e, kocanı arzulayacaksın bak kadını ne yapıyor şey i̇şte rolleri orada ters düz ediyor kadını mazoşist yapıyor ve erkeğe kadına karşı sadistik davranma o hakkını tanımış oluyor anlatabildim mi ve bakınız bu Çift raylı giden bir hikaye Erkek e, kadına bunu yapıyor Adem havaya bunu yapıyor e, Aynı zamanda çoğalın Ve dünya e, Dünya Sizin hizmetkarınız olsun Erkek Kadını nasıl pragmatik Açıdan kullanıyorsa insanlık da dünyayı Öyle oportunist Pragmatik açıdan e, Kullanıyor Anlatabildim mi? İnanılmaz yani, İnanılmaz sıkı örülmüş bir kültürel a, inanılmaz mükemmel bir semiyosfer. Bakın ee, Yun Yunan Yarımadasında ee, Pelasklar diye bir kavim yaşıyor, bir ırk yaşıyor. Pozaydono ve elindeki Şimşeğiyle e, Hint Avrupa Zeus'u getiriyorlar. Bakınız Deva, Dev aslında Zeus, Zeus, Devs, Devs Deva Hint Avrupa kültürü anlatabildim mi? Bunlar iniyorlar e, Balkan yarımadasına ta Yunanistan'a kadar ve her yeri istila ediyorlar. Ve bunların azgın teke tanrısı Aygır gibi bak at. At. Ata evcilleştirmiş bunlar. At şeklinde Poseidon Demeter'e tecavüz ediyor. Demeter'i ne yapıyorlar? halkla, yerel halkla, otokton kavimle karışıp tabii ki hemen Demeter yok olmuyor. Ne oluyor Demeter? Demeter'in genç kız, doğurgan kadın, yaşlı bilgi kadın bütünselliğini tek tek parçalara ayırıyorlar. Birbirlerini yabancılaştırıyorlar. Demeter genç kız haline yabancılaşıyor. Hekate olarak Demeter'le Persephone'ye bilgelik haline yabancılaşıyor. Hekate cadılık ve korkunçluk tanrıçası oluyor. Halbuki eskinin bilgi doğa ana dışa vurumu. Gecenin dolunayın pardon dolunayın değil yeni ayın karanlık ayın tanrıçası. Bütün bu eski düzenin bilgelikle ilgili olan şeyleri Hint Avrupa dinlerinde erinyalara, hekatelere, cadılara, lamyalara, lilitlere, korkunç, adi ve öldürülmesi gereken birer babil fahişesine dönüşüyorlar. Ve bu rol modelleri tabii ki canlı kadınlara da aplike ediliyor. Yani İsa'nın hayatında da bir tane Meryem var. Tam Meryem Bakire doğuruyor. Bakınız platonizme yani. Öteki Meryem ise eski fahişe. Magdalala Meryem. Erkek, evlat. iki kadın arketipi arasında. Bakire olarak doğurduğu annesi bu kendi ödipal fantazisi. Ee, ve Ödipal fantezisi yıkıldıktan sonra ikinci doğumunda artık neyin ne olduğunu biliyor İsa. Ve diyor ki Magdalena Meryem'e dirildikten sonra sakın beni artık elleme ben sizden değilim. Hmm. Ondan sonra ikisi de olmadığı için nereye gidiyor İsa? Gökteki babasına değil mi? Zeus'a. Ya. Öyle de mükemmel. inanılmaz narasyonlar inanılmaz narasyonlar. Böyle biz de ben çocukluğumdan beri dinlerim. Nasıl ideolojik? İşte niye? Mit yazıya döküldüğü zaman herhangi yazılı bir şeyde mitik düşünceler ifşa olduğu zaman bakın sevgili gençler oradan kaçın. Arkanızı dönmeyin ve kaçın. Bunun en korkunç dışa vurumu 1933-45 arası Almanya'dır. Oo. Oradan kaçın. Arkanızı dönmeyin. Hangi mit masumdur? Okuma yazması olmayan ninelerin anlattığı mitler, masallar masumdur. İşte Bahtin, Bahti'nin bana göre o karnaval meselesi var ya. O, ay gelmiyor kelime. Diyalojik, diyalojik. İşte Bahti'nin diyalojikliği benim empatikliğime tekabül eder ya da kendisini çevreleyen evrenle içli dışlı olma. Ve Bahti'nin groteski, karnavaleski bana göre kesinlikle kesinlikle yazı öncesi ve hatta yerleşik düzene geçilme öncesi dilin manevi dünyanın yeniden keşfi. Bana göre Bahtin 20. yüzyılın en büyük düşünürlerinde. Bahtin 1, Yuri Lotman 2. Bakınız ben size bir şey söyleyeyim. Temin dedim ya size globalleşme, piramitler bu bile ne kadar ideolojik. Herkes lakada bilir, herkes onu bilir, herkes Foucault'u bilir. Ama hiçbir Allah'ın kulu Bahtin'i bilmez. Lotman'ı bilmez. Hep böyle kenarda kıyıda köşede eksotik bir şey kalmıştır. Ya da 90'lı yıllarda bir moda gibi herkes bahtinesk bahtines diye ölüp ölüp dirilmiştir. Ama hiçbir Allah'ın kulu bahtinin aslında insanoğlunun ilksel dilinin hayatla bağının dilini keşfettiğini karneval eskiye. Bakınız karnaval ne demek? Karne. Karnivora, etçil demek, et demek ten demek, tensellik demek, eros demek. Anlatabildim mi? Acı çekmeyi bilmek demek. Ötekisi ne? Ötekisi tinsel. Öteki diyor ki ne kadar çok acı çekersen bu dünyada o kadar iyi öteki tarafta cennete gideceksin. Bakar mısınız? Bakar mısınız? Platonizmin bu bağlamdaki insan düşmanlığına, Benim benim için Bahtin çok büyük bir humanisttir. Anti-humanist ekol anlamında humanisttir. Humanosantrizme karşı çıkan. Bir nevi yaratıklar arasında bir sosyalist eşitliği, çirkinin belki daha da önemli olduğunu, hayatın dinamini çok çok daha canlı ve sağlıklı bir biçimde canlandırdığına dair bir düşünürdür. Benim için bir filozoftur. Bahti. Tabii ki bir de düşün hangi çağda nerede yaşıyor. Bir de niye bu konuları yapıyor? Bu konulara niye değiniyor? Düşünsene korkunç bir dönemde, korkunç bir yerde yaşıyor. Korkunç sansür var. Anlatabildim mi? Mesela Bulgakov'da, Usta ile Margarita. O da yani inanılmaz bir e, eserdir. Yani nerede çok korkunç, hiyerarşik şey varsa, baskı varsa insan düşmanlığı varsa orada bu e, dengeleyici karşıt diskurlar pıtır pıtır gelişir yani. Tabi o işte Bulgakov'daki şeytan aynen Bakalardaki Dionysos'un tebaiye gelmesi gibi bir şey. Moskova'da, Moskova'da kelleler uçmaya başlıyor. Bakınız kelle, ha ha kelle. Kelle nedir? Vajinanın tam tersidir. Us, us. Edebiyatta kelle uçtuğu zaman biliniz ki hangi edebi eser olursa olsun biliniz ki Dionysos uzakta değildir. Geliyordur. Apollon hep ee, kastrasyona şey, maruz bırakır. Çünkü baba oğlunu eğip bükmek zorunda. Kafalar kesildiği zaman Dionysos gelir. Çünkü kafayı kestiğiniz zaman ne oluyor biliyor musunuz? O kadar basit ki. Kafa kesilmiş bir ölünün kim olduğunu anlamıyorsunuz. Zaten karnevales bir biçimde hiyerarşinin yıkılmasını en çarpıcı dışa vurumu. Kellenin gitmesi. Kim bu ya bu ölüler kim? Hepsinin kafası gitmiş. Hmm. Hefaistos Olimpos'un merkezinde bak çok ilginç bir şey. Güzel bir şey söylüyorsun ama bak bunu dinle. Merkezin ortasındaki, merkezdeki periferdir Hephaistos. Bak çirkindir dalga geçer gibi Afrodit'le evlenir, evlendirilir. Afrodit ise onu hep boynuzlar Ares'le. Afrodit aslında niye Hephaistos'la evlendirilir? Çünkü kendisi Eros'u temsil eden ve Athena'nın en büyük düşmanı olan akıl, logos ve Eros. Tanrıça olduğu için ...ne yapıyor? Onun o... Olimpos'a uygun olmayışını... ...böyle altını çiziyorlar... ...Hephaistos'la... ...evlendirerek. Hephaistos... ...teke gibi, bir Dionizyak... ...Silenos gibi ya da Satir gibi... ...azgınca... E, ...ne yapmak istiyor? Yine Eros... E, Ateneyi tecavüz etmek... ...istiyor. E, Hephaistos hep... ...Göte'nin Faust'undaki... ...Mephistopheles gibi... Kötülük yapmak isterken iyiliğe sebebiyet veriyor. Çünkü Osperm'den ilk Atina kralı, şimdi ismi gelmiyor aklıma. Yarı yılan. Her neyse. Merkezdeki öteki. Bakınız merkezdeki ötekiler çok vardır. Dionysos da merkezdeki ötekidir. Yabancı tanrıdır veya gelen tanrıdır. Hiçbir zaman merkeze varamaz. Annesinin ölümsüzlüğe kavuşturulmasını ister ama o isteği yerine getirilmez. Demeter dışlanmış bir tanrıdır. Çok ilginçtir Demeter sakar gibi bir hüviyete sahiptir. Tantalos Pelops'u kestiğinde tanrıları denemek için kendi oğlunu kesiyor pişiriyor. Ne yapmak istiyor tanrıları denemek için? Bütün tanrılar hemen anında anlıyorlar insan kurban edildiğini. Bir tek bakınız Demeter çok üzgün ve dalgın dalgın olduğu için Pelops'un omuzunu yer. Burada ne görüyoruz? Nasıl bir ideoloji görüyoruz? Eski düzenin temsilcisi barbarik insan kurbanları. Ee, ne? Tenezzül ediyorlar. Yani mit asla her şeyi açık açık söylemez. Demeter'in dalgınlığı, Demeter'in sözüm ona insan kurbanını kabul ettiğine dair bir veri olarak değerlendirir değil mi? Sakardır. Sakar, kim sakar olursa çok korkunç olur. Gayet tabii ki doğa ana değil mi? Bakınız zaten Demeter doğa anayı temsil ediyor. Annesi kızı kaçırıldı, kaçırılınca ne yapıyor? Öfkesinden duygusal bir biçimde dünyayı kıtlıktan kırdırıyor yani. Anlatabildim mi? Yani Hephaistos, Dionysos, Pan, Demeter, bütün o karışık kuruşuk yaratıklar, Sphinxler, Harpiyalar, Sirenler, Odysseus'un öldürmesi gerek, gerektiği, Herakles'in öldürmesi gerektiği bütün o karışık kuruşuk aslında bizim günümüzde postümanist varlıklar dediğimiz unsurlar ne yapıyorlar? Dünyayı çok güzel bir biçimde ak ve kara ve güzel yönetilebilir bir biçimde tasnif ediyorlar değil mi? Rasyonalize ediyorlar diye biliriz. diyebiliriz. Hefaistos'u da kimse sevmiyor. Herkes onu niye ona dayanıyor? Çünkü süblimasyon işte çok çirkin bir erkek ama dolayısıyla Büyük bir sanatçı ve hiçbir tanrıca onunla beraber olmak istemiyor. Bakınız, olimpik mitte eril sublimasyonun bile karikatürize edilmiş hali var. Büyük bir olasılıkla, tabii ki gökten zembeli pişmiş olarak düşmüyor Hephaistos, e, 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 efsane öyle anlatsa bile. Büyük bir olasılıkla arkaik dönemlerde Hephaistos hilebaz denilen tanrılardan bir tanesi de, triksta, düzenbaz şekil değiştiriyor, anında bir hinlik düşünüyor, hem iyiliğe muktedir hem kötülüğe muktedir. Bakınız eski arkaik inanışlarda, ilksel inanışlarda iyilik kötülük ayrı ayrı değil hiçbir zaman. Hep bir arada, hep bir arada. Evet. evet. İran Vücuttan, vücuttan kendisi hariç, kendisine ait olmayan her türlü Amorf, sıvı, sümükümsü, cılbır cılbır, puding gibi, sallanan pelte gibi her şeyden iğrenme kişilikteki mesafeliliğe tekabül ediyor. Kan görme ve kanın heleyle hele üstüne sıçraması başkasının kanı inanılmaz bir korkunç bir biçimde bir sakrilek. O mesafenin o monadın zırhının erimesi ve kırılması anlamına geliyor. Ve orada resmen küçük bir ölüm, baygınlık yaşanıyor. İnanılmaz derecede empatisizlik göstergesidir. İğrenme, aykan, kan, ay kanıyorsun mesela ben var ölü tanıdıklarım, kanıyorsun. Ben kan sulandırıcı sağlıyorum. Mesela birimi kaşıdığım zaman normal insanda olmaz. Çizdiğim zaman benden böyle kan akar. Korku filmi gibi. Yani insan der ki şuran kanamış. Böyle bak kanıyorsun. Sanki içimden alien çıkacak ve onu yiyecek gibi. Yani onun a, principium individuationis alanına yasak bölgesine bir tecavüz gibi. Nasıl? mu teşkil eden başkasına ait vücut sıvılarıyla. Çok korkunç. Çok korkunç. Şimdi mesela bunun paralelinde şu bu parfüm, sabun bilmem ne kendi kitonyen. Arkadaşlar bizler hepimiz memeli varlıklarız. Köpekler nasıl selamlaşıyor? Hepiniz biliyorsunuz. Yani bu tarz vücut doğal vücut kokularıyla biz parfümlerle, spreylerle ne yapıyoruz? Kendimizi görünmez kılıyoruz. Görünmez kılıyoruz. Bunun mesela en önemli romanı bu hikaye bu unsurla anlatıldığı en önemli roman, Patrick Siskind'in kokusu, <laughs> feromonlar. Ölce. Ne dedim bak hatırla dersin ilk ee, başlangıcında. Yani eski düzene dönelim anti-humanist diskurlarla bu ötekileştirici diskurlar yok olsun ama biz bir kere ne yapmışız? Yasak meyveden kelimenin tam anlamıyla yemişiz. Dolayısıyla aşıda çip var. Fantazisi, komplo teorisi son derece apoloniktir. Diyonizyak değildir. Son derece apoloniktir. Sadece başat söylemi başka bir apolonik söylem ile çürütme o, dinamiğinden başka hiçbir şey değildir. Çünkü o, komplo teorileri de kendileri de kendince bir mantık silsilesine oturuyor. Anlatabildim mi? Hiçbir tanesi dolayısıyla dionizyak değildir. Nedir dionizyak biliyor musun? Dionizyak şudur. Mitomar filminde o gençler mitosun ortasında doktora tezi yazmak istiyorlar o mitler hakkında. Ama oradaki gerçek mite nasıl katır kutur Kurban ediliyorlar anlatabildim mi? Yani mitik olabilmek için, yeni bir mitin aa, oluşabilmesi için çok korkunç bir şey söyleyeceğim sana. Dünyadaki bütün insanların ölmesi gerekir. Teknolojinin yok olması gerekir. Ama çok uygun bir yerde bir oğlanla bir kız çocuğu, birisi 2 yaşında birisi 3 yaşında daha dil bile öğrenmemiş olması gerekir altın çağ kaçırdık. Hiçbir zaman annemize dönemeyeceğiz geçmiş ola. Artık o senin dediğin diz dünyacılar. Make America great again. Ee, yok bilmem ne. Bunlar hep ne biliyor musun? Mitin barbarik hali. O da nedir? İdeolojidir. İdeolojidir. Son derece araçsal, insanları etkilemeye yönelik, insanları sokağa dökmeye yönelik ideolojidir. Anlatabildim mi? Adolf Hitler son derece soysuz bir ideolojidir faşizm. Kulağa ne güzel geliyor. Eğer faşist bir Almansanız biz seçilmiş ırkız. Biz ilk önce bütün Musevileri ondan sonra bütün Slavları yok edeceğiz. Çünkü biz o kadar asil bir ırkız ki bizim yaşama alanımız kalmamış. Doğuya açılmamız lazım. Ne güzel değil mi? Bu mit değildir. Mit çünkü hiçbir zaman ölümün propagandasını yapmaz. Hiçbir zaman tekrarlıyorum. Mit bizim sürekli hayatta kalabilmemizi sağlayan korkularımızın dışa vurumu. Mit nasıl ölümcü olabilir? Gerçek mit. Gerçek mit bonkör bonkör hayat hediye eder. Ama şöyle o hayat kontratlıdır. O hayat elbet bir gün sona erecektir. Seni bonkörce yaratan rahim toprak ana olarak geri alacak. Borcunu ödeyeceksin. Bunu da bu kadar ideolojik bir biçimde bir paranoya ve bir travma haline getirme lütfen. Yaşayan her şey ölmüş evrende. Ölüm ne zaman korkunç olurdu? Bir tek siz ölümsüz olsanız etrafınızda herkes ölse ama hepimiz ölümlüyüz. Yani ölümün Ölüm bakınız niye bu hiyerarşik kültür ölümsüzlüğü istiyor biliyor musunuz Çünkü ölüm manevi dünyamızda kalan son egaliter unsur son eşitlikçi unsur son sosyalist unsur son kızıl unsur O yüzden işte bunu ölümü bile yerarşikleştirmek istiyorlar. Hindistan'dan insanların organlarını çalıp zengin Amerikalıların vücutlarına e, yerleştirmek ki bunların yüzde 99'u da a, hikaye, komplo hikayesi. Ama bu komplo hikayesinin ortaya çıkabilmesi bile nedenli korkunç bir kültür krizinin ortasında olduğumuzun en e, çarpıcı Göstergesi bana göre. Yani bunu bu insanın aklına gelmesi lazım ya. Bu kadar masumiyetten uzaklaştık artık ya. Öf. Öf yani. Öf. Ha, Midsommar bakınız. Midsommar'da nasıl bir dünya var? Şizofrenik bir dünya var. Bir İsveç var. Daha doğrusu ee, o Horga var. Bir de Amerika var değil mi? Amerika'da insanlar nasıl? Arkadaşlar kız arkadaşı sürekli arıyor. Bakınız erkekler yine bir arada. Senin de şu kız arkadaşın yani sürekli arıyor. Ve Ari bu yüzden çok seviyorum ben onu. Ari Aster çok güzel bir biçimde erkekleri yok ediyor. He's a man killer. Ari Aster. Ama tabii ki yani kişisel olarak erkekleri öldürmüyor. Ne yapıyor? Atestupan uçurumdan antroposantrik diskuru aşağı iktiriyor ve aşağıda bir kayalık var. Oh. Yüzbinlerce binlerce yıllık. Nasıl böyle devedeki kulak orada cips gibi vırç ne oluyor yok oluyor. Mesela bu çok büyük bir ironi bir şey anlatmak istiyorum size. O Atestupan'da atlayan yaşlı adam Venedik'te ölümdeki taçıyor. Mesela ben Ari Aster'ın bunu bile tasarladığını düşünüyorum. Lucchino Visconti'nin Venedik'te ölüm filmindeki güzel oğlan olan Taccio'yu kaç sene sonra yaşlılığında öldürmüyor, bacaklarını kırıyor. Ondan sonra kendi oğullarına bir tokmakla kafasını ezdiriyor. Bu nasıl bir apolonizm dekonstrüksiyonu biliyor musunuz? Meta meta. Meta meta sırf film içinde değil. Tati'yi canlandıran adamı kullandığı için katmerleniyor. Işık hızına e, bürünüyor. O derli güzel. Dünyalar nasıl? Birisi son derece yüzeysel. Birisi son derece hayatın gerçeklerinden ibaret değil mi? Horgadaki. Biz bunu daha filmde görüyoruz. E, şeyde... Amerika'da o oh ye yeah, birileri kahve şey barda oturuyor, pizzacıda oturuyor, işte geyik yapıyorlar, şımarık öğrenciler aynı toplumda bir kızcağız var kız kardeşi şizofren olduğu için intihar ediyor intihar ettiğinde annesi babası üzülmesin diye büyük bir olasılıkla annesi babasını da öldürüyor bakınız dünyanın çivisi çıkmış küçücük bir alanda, küçücük bir alanda postmodern dünya birbiriyle ilişki içinde olan insanların hayatları Çin hindisi, Eskimo, Galapagos adaları, Alaska, Los Angeles ve Ankara gibi birbirinden bu kadar farklı. İnsanlar ne kadar sıkı fıkı iletişim çağında ama birbirlerine o kadar yabancılar ki. Ondan sonra büyük bir facia yaşıyoruz değil mi? Güzel. Bu Amerika. Sonra dönüyoruz Horga'ya. Fark ne biliyor musunuz? Niye mitik? Horga'da acılar ve sevinçler kolektif yaşanıyor. Orada bakınız. Arkaik bir sosyalizm söz konusu. ...ben şu sosyalizmden bahsediyorum sürekli ama... ...bunu Marx anlamında falan kastetmiyorum... ...yani komünizm anlamında... ...o anlamda değil... ...egaliterlik anlamında... ...bunu nerede görüyoruz... ...bir tane büyük ev var... ...orada 0-18 yaş grubu... ...yok öbür tarafta 18-36 yaş grubu... ...bakın sırf yaşa göre... ...yaşa göre tasnif etmek... ...bir biyolojik sınıflandırmadır... ...bu kulağa kötü gelebilir... ...özcü gelebilir... Ama şöyle bir tasdif etme sistemi yoktur. Kadınlar buraya, erkekler buraya, yaşlılar oraya, gençler buraya, siyahiler buraya, sarışınlar buraya. Böyle bir şey yok. Yani neler yok? Faşizan, hiyerarşiler, ötekileştirmeler yok orada. Dolayısıyla orası nasıl bir yer? Son derece periferde bir yer değil mi mitik açıdan? Bütün acılar kolektif yaşanıyor ve bütün sevinçler kolektif yaşanıyor. Amerika ile İssi Horga arasındaki fark bu küçücük dünyada 13 insan ya da 8-9 insan ve birbirine uç ne kadar farklı kaderler yaşayabiliyorlar ve hiç birbirlerinin aslında bakıldığında da umurlarında değiller ama sürekli political correct diskur unsurundan bahsediyorlar sahtekar sahtekar. Unutabildim mi? Bu düzen çok güzel Horga'ya gidiyor İsveç'e yok olmak için arkaik bir biçimde yok olmak için. Arias da şunu diyor. Eğer kolektif olmayı öğrenemezsek acımızda ve sevincimizde. Ne demek acımızda? E ne diyoruz? Yani dilimizde tüy bitti, kutuplar eriyor. Ay iklim değişikliği, iklim değişikliği. Yani bir şey yapacaksan hakikaten samimi bir biçimde kolektif yapın yoksa belanızı bulacaksınız. Eğer Amerika'dan gelenler gibi fraksiyon fraksiyon birbirinize yabancılaşmış bir biçimde o, davranırsanız neye maruz kalacaksınız? Yok olmaya. Neyin yok olmasına? Christian tarafından isminde Christ, Christ saklı, Jesus saklı. Asıl onu cehenneme gönderip yaptığın kötülükler hakkında düşün. Sen bu eril hiyerarşiyi dünyaya taşıdın bağlamında. Anlatabildim mi? Gayet tabii ki arkayık e, inanışlarda zaten bir döngüsellik söz konusu olduğu için ölüm bambaşka bir şey kapı açıyor. Yani ölüm yok oluş değil. Dünyanın büyüsünü yok ettikçe mitostan logosa geçiş ne oldu biliyor musunuz? Baş edilemeyen unsurlar mitik kalmaya devam etti. Bir tek ölüm kaldı. Manyakça takık bir biçimde batı kültürü işte insanlar ne kadar nasıl daha uzun yaşayabilir sağlık ne kadar daha uzun korunabilir bütün bu güzellik ameliyatları bütün bu bilmem ne kürleri sırf zaten bunun süblimasyonu başka bir şeyin değil. Şimdi siz bütün dünyanın büyüsünü yok edin aydınlanmayla. Ondan sonra ölüme takın. Tabii ki patolojik bir biçimde bir tanatofobiye kurban gidersiniz hepiniz. Anlatabildim mi? Bir ölüm korkusu sizi ele alır. Ve ölüm korkusu sizi ele aldığı zaman ölümle nasıl baş edersiniz? Kendinizden başka her türlü şeyi öldürmekle baş edersiniz. Anlatabildim mi? Eskiden insanlar öldüğü zaman işte o, o dönemlerde doğan çocukta yeniden şey oluyor. Yani öyle pragmatik, oportunist bir biçimde dünya ben, dünyasız, dünya bensiz nasıl olur? Klastrofobisi. Batı kültürü ölüm konusunda bir klastrofobide. Anlatabildim mi? Hiç yani her şey çok güzel. It's a brave new world ama ölümü düşündüğüm zaman aynen asansörde elektrik, küçücük bir asansörde elektriklerin kesilmiş cesine bir duyguya kapılması söz konusu. Tabii bunlar çok ilintili şeyler. Siz dünyayı bu denli rasyonalize ederseniz bütün mu, biyolojik mucizeleri, mucizeleri kayan bir yıldızı, hayır romantik salak diye kapı dışarı ederseniz Apollonik kulu ki kulluk mesafedir. Prefaşist bir davranış biçimidir. Dünya yıkılsa ben bir şey ya, gözümü kırpmam. Hayır süper. Süper süper. İnşallah en kısa sürede dünyada 12 milyar salak tipten yaşar yani. O zaman tam yaşadık. O zaman tam yaşadık. Böyle bu Eda ile ve aynı zamanda süblim süblim işte kanser ne zaman yenilecek, AIDS çaresi bulundu mu bilmem ne halbuki ölümü kovalamaktan hayatın tadını çıkarmayı unutuyorlar artık. Tabii ki bu da fatura olarak geri dönüyor. Nasıl geri dönüyor? Dünyanın en az kıtlık olduğu zamanında yaşıyoruz. En çok eğlencenin tırnak içinde olduğu zamanda yaşıyoruz. Ama en çok mutsuz insanın olduğu zamanda da yaşıyoruz aynı zamanda. Yahu siz ne istiyorsunuz yani? Siz yere göğe sığamadınız yani. Ne istiyorsunuz? What the hell? Da ben soruyu unuttum. Ha? Ama tabii ki. Tabii ki. Aa, Evet evet 18. Alman edebiyatın yüzyıl Alman edebiyatında çok güzel şey şöyle dile getirirler. Tanrıları hep sürgüne götürdük. Romantizmin başlamasıdır. Bakın. Aydınlanma, aydınlanma, aydınlanma. Sonra geliyoruz 18. yüzyıla, 19. yüzyıla. Birden biri şairler başlarlar derler ki, ay dünyasının dünyanın büyüsünü yitirdik. Tanrıları ve Tanrı'yı sürgüne gönderdik. Dünyayı nasıl hesaplanabilir bir hale getirdik şimdi? Bu bundan sonra istediğin kadar yırtın. Yırtın geri döneceğim istemiyorum diye. Artık dönüş yok. O eşik geçildi. Bütün romantik e, dinamiklerde romantizm e, 18. yüzyıl sonra 19. yüzyılın ortalarına kadar sonra klasik modernizm 1945'lere işte kadar. Sonra postmodernizm. Bunlar hepsi istisnasız geriye dönüş çabaları ve bir türlü becerememe dehşeti paniği. Yani altın çağa geri dönmek istiyoruz ama altın çağ mümkün değil artık. Dediğim gibi mümkün olur. Tabula raza. Yani şöyle işte daha az okumaya başlayalım. İşte insanlar daha az... Mümkün değil. Mümkün değil. Hayır oradaki bu yaratık Lovecraft'ın Tulus'u. Sen bizi Tanrı özene bözene kendi suretinden yarattı. Ay aydınlanma, ay felsefe aydınlanın. Herkes akıllı olunca dünya çok mutlu bir yer olur. Fantazileri bittiğinde ve bütün bilimle evrenin de merkezinde olmadığınızı çöz, çözerseniz son derece perifer bir yerde, Sıradan bir yerdesiniz. Ve üstelik Darwin'de maymundan geliyorsunuz demiş. Ee, Sigmund Freud kendi bedeninizde bile evinizde değilsiniz. Orada şizofrenik bir biçimde üç katman e, savaşıyor sürekli birbiriyle. İç süper ego. E, ego arada değirmen taşların arasında eziliyor denilirse birdenbire nasıl bir duyguya kapılırsınız biliyor musunuz? Ben bu kadar eee Egosantrik bir biçimde Aa, sevgili babamın tek sevgili çocuğu olduğumu düşünürken onun bunun tesadüfün çocuğu olduğunu öğreniyorum. O tesadüfün resmi de işte bu. Tulu. Sümükümsü, iğrenç, arkayık, aklı bile olmayan Nigurat'ın aklı bile yok. Aptal. Tesadüfün yarattığı bir sıkı tutunun yan ürün. Tabii ki bu bilgi son derece çirkin bir bilgi. Hı hı. Ne yapıyorsunuz? Eşrefi mahlukatlıktan e, tek hücreli birkaç hücreden oluşan amipe... amiple sıkı tutunun diyonizyak bir egaliterliğe yol alıyorsunuz. Diyonizos da kendisini e, ifşa edebilmesi için ilk önce bütün oluşmuş apolonik vakuumları yok eder. E, apolonik vakuum güzeliz, hep genciz, akıllıyız. E, apolonik vakuum buysa ve bunu Dionysos yok ederse tabii ki kim çıkar, kim kalır? Tulu kalır değil mi? Sümüklü böcek kalır. Şimdi bak postmodern sanat Ari Aster sineması ya da Patrick Süskind'in romanları. Çocuklar Patrick Süskind romanında nasıl roman yazdığını anlatıyor. O mükemmel koku aslında Patrick Süskind şunu diyor. Benim artık bu saatten sonra orijinal söyleyebileceğim bir nane yok. Ben diyor şu ölüden şuna şu cümleye alıyorum. Şu ölüden şu cümleye alıyorum. Zaten Alman edebiyatı okumuş birisi bütün o taklit ettiği, parodisini yaptığı yazarları ne yapar? Tek tek tespit edebilir. Anlatabildim mi? Ne demek istiyorum? Yani Öyle ilham perisi geliyor. Ah, bir döktürüyor sanatçı. Genius. Deha. Bunlar öyle sanatçı değil çocuk. Bunlar nasıl sanatçılar biliyorsun? Frankenstein, Dr. Frankenstein gibi tasarlıyorlar. Ergo Ari Aster Demin ee, bir arkadaşımız zikretti. Kısa filminden belli. O kadar bilinçli bir şekilde bunları birbirine dikiyor ki birbirine dikiyor ki aklınız dur. Bunlar tasarlanmış. Patrick Süskin son derece tasarlanmış. Güzel. Ama mesela Goethe'nin Genç Werther'in acılarında ya da hay Allah'ım Sturm und Drang balatlarında, Şiler'in balatlarında orada da çok bilgi var ama orada tasarlanmışlığın yanında... insan tüylerini diken diken eden ...bir ulvilik var. Tipik i̇şte klasisist çağ. Tipik yani. Her neyse. Gelelim... ...ikinci soruna. İkinci sorun neydi? Ha sanat, sanat, sanat. Şimdi sanat... ...kesinlikle artık... O, o, ...Türkiye'de asla... ...o Burjuva çağı olmadı. Avrupa'nın işte... ...17. 18. 19. yüzyıldaki... 20. yüzyılın ilk 5-10 senesinde olduğu gibi göreve haşa ve asla öyle bir şey olamaz. Çünkü sanatta ne oldu artık? Son derece uygulamalı tasarımlar alanlarına bölündü. Ne demek istiyorum bununla? Yani birisi isterse ki bu mümkün değil. Yani Shakespeare'i ona katlasın. Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki onu sırf belli bir katman alımlar ve e, ondan yola çıkarak bir şey söyler. Anlatabildim mi? Bu çok önemli. Dolayısıyla sanat birçok tüketim alanlarını alanlarından bir tanesi. Çünkü mesela edebiyat da edebiyat değil ki artık. Neyi kastediyorum bununla? Edebiyat da edebiyat değil. Arkadaşlar eskiden ben okul öğrenciyken 80'li yıllarda Alman edebiyatı derdik. Alman dili ve edebiyatı ve başlardık ve sobrun doğasıyla milattan sonra işte 8. yüzyıl 6. yüzyıl bilmem ne gelirdik 1945 sonrası işte 80'li yıllarda Patrick Süskin wow ne kadar avantgard bir şey diye okurduk. Şimdi artık öyle bir şey yok ki. Şimdi artık öyle bir şey yok. Edebiyat edebiyat değil. Bunu ne, ne kastediyorum bununla? Edebiyat diyorsunuz. Hayır artık şey cemiyeti var dünyada. Gothic novel okuyanlar. New Gothic. Atıyorum. çizgi roman. Yani edebiyatın eskiden bir eğitim ve kültür aracı olma iddiası ortadan kalktı. Mesela klasik müzik de istersen birisi katsın şimdi Bach'ı 25'i katlasın. Ama yine ancak yani zaten Bach'ı dinleyenler dinler. Yani 1797'de yapsan hadi bunu ya da 1832'de dünyaya mal olacakken ne oldu? Neden böyle oldu? İşte kaş yapayım derken zaman zaman gözde çıkabilir. Büyük sanat bitti artık. Niye büyük sanat bitti? Bak ya korkunç bir şey söylüyorum. Büyük sanat olabilir mi? Hiyerarşiler yok olduysa. Goethe de kimmiş? Benim dün tuvalet kağıdına yazdığım şiir tuvaletteyken Goethe'nin Promete adlı baladıyla aynı e, değere sahip. Anlatabildim mi? Dolayısıyla eğer her şey sanat bir tasarım ürünü ise son derece dizaynsa bakın koku son derece dizayn inanılmaz Ari Mitsoma oh. zaten o becerisini seviyorum o dizayn yani var ya uyuşturucu hapları designer drugs deniliyor öyle bir şey yani doğal değil Dolayısıyla doğal olmayan bir şey ne olamaz? Ay deha kültüne sebebiyet veremez. Sadece tüketilir. Ve sadece stüdyolara daha da fazla para getirsin diye daha da mükemmelini yap direktifini alır. Eskiden eleştiriler böyleydi. Bir daha seçme akrabalıklar yazamaz, yazılamaz. Şimdi ne deniliyor? Ay bakalım Arya Asla bir dahaki filminde nasıl çarpacak bize. Bu demokratikleşmeyle, kitleselleşmeyle ama gayet tabii ki tırnak içinde. Kalitesizliği kötü anlamda demiyorum. Sıradanlığı da getiriyor. Banalla, banallığı da getiriyor. Siz kanonları yok ederseniz, yüksek metin yok derseniz, her metin metindir derseniz, hatta doğa bile metin derseniz. E, e yani o zaman her şey bir cadı kazanına dönüşür. Eee şey filmi vardı ya platform. En alttaki yemek size kalır. Üstteki yemekler klasisizmdir. Ay pasta. Aşağıda artık bazıları üstüne dışkılamıştır bile. Ee, yani ben samimiyetle söylüyorum. Atıyorum bir yerde bir, bir cinayet işlendiği zaman, seri katilliğe doğru gittiği zaman. Ben biliyorum bunun bazı bunlar hakkında bazı okumalarım oldu. Yani yakalandığı zaman filan ay polise kızıyorlar. Ne güzel eğleniyorduk diye. Neden? Neden? insanlar neden bu kadar manyaklaştı? Kötüler mi? Hayır. Çünkü artık sinemadaki tasarım kesmiyor. Eski Yunan tragedya seyircisi gibi M.Ö. 5. yüzyıldaki gibi bir nebze, bir nebze katarzize uğramak istiyor. Anlatabildim mi? Ama biz katarzis yeteneğimizi kaybettik artık. Çünkü çok arsız olduk. Bizi ne kesebilir ki? Ne kesebilir? Herhalde ancak Satürn. Aynen işte bakınız. Lars von Trier'in filmi onu anlatıyor. Diyor ki Allah belanızı versin o gezegeni gönderiyorum. O sizi biraz şok eder. Şöyle var ama ama bakın gayet tabii ki vardır derken ama sakın Hint mitolojisini, kronolojisini sormayın. Benim için çok eksotik. Hani temel kavramları bilirim ama... Oh my gosh yani. Tabii ki vardır. Nereden anlıyoruz bunu? Indra gibi bir tanrı varsa... Aynı zamanda Shiva gibi bir tanrı varsa... Bu kadar... E, mavi bedenli... Okyanusu içtikten sonra mavi bedene bürünen... Oh my god. Gayet tabii ki orada da o transformasyon vardır. Kali gibi bir tanrıça varsa... Bunlar dört eliyle gırtlak kesiyor, dört eliyle bereket dağıtıyor. Bunlar neyin semiyonları sevgili arkadaşlar? Bu hap bilgi. Bu tarz ciddi baba baba baş tanrılar varsa ve aynı zamanda böyle korkunç tırnak içinde korkunç tanrıçalar varsa, rengi değişebilen tanrılar varsa biliniz ki prensipler birbirine çarpıyor. Shiva büyük bir olasılıkla Dravidian gelerekten gelen bir tanrı. O indralar onlar bunlar yine Zeus'u Yunanistan'a götüren bunları da Hindistan'a getiren tanrıları ve diğer otohton yerli Dravidian kültürün kalıntıları diyeyim ben size. Anlatabildim mi? Böyle a, disparat bir panteon varsa mutlaka birileri birilerini işgal etmiştir. Bir onlar üstün gelmiştir ama bu motif ortak olmuştur. Ötekisi morarmıştır. Bir kafa daha çıkmıştır. Eski düzeni temsil etsin diye bla bla bla. Mito, mitosun böyle güzel bir tarafı da var. Hiç sinsi değildir. Doğal orijinal mitos hiç sinsi değildir. Olamaz zaten. Neden? Yazıdır. Sinsiliği işin içine karıştıran neden? E yazı nasıl ortaya çıktı Sümer'de? Muhasebeyle ilgili çıktı. Yani ay gılgamış yazılsın diye çıkmadı. Gılgamış bir yan ürün. Yani Wall Street icat etti yazıyı. Şimdi Wall Street'in icat ettiği bir şeyden ne bekliyorsunuz? Allah aşkına. Neymiş söz uçarmış yazı kalırmış. Maalesef kalıyor. Borçlar gibi kalıyor. Evet.